Değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diliyorum. Tabii burada 5 öğretmen tarih komisyonunda ve tarih komisyonumuzda Sayın Hikmet Şeyoğlu da olmak üzere biz bir geleneği başlatmayı hedefledik. Büyük kentlerde veya kültürün yoğun olarak yaşandığı yerlerde sanki tanımadığımız bir evin kapısını çaldıktan sonra içeri girdiğimizde bir tarihi bir mekanda veya kültürün yoğun olarak yaşandığı bir mekanda sohbetler oldu. Biz Safranbolu'da, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın danışma kurulu üyeleri olarak ve tarih komisyonu olarak bir geleneği başlatmak istedik. Her ay biraz esnek, biraz tarihi bilgilerimizle, birazcık da Safranbolu'da ve bu bölgede yaşamış olduğumuz tecrübeleri sıcak bir atmosferde sunmak istedik. Tabii belli anlatımlar yaptıktan sonra siz değerli katılımcıların da katkı sunacağı bütün bilgileri açığız. Ben tarihte hiçbir zaman tabu bilgileri kabul etmiyorum. Belki çok saçma bilgi de olsa ya da çok aykırı bir bilgi de olsa bizi yeni bir bilgiye taşır. Sadece şunu ekstra bir örnekle söyleyeyim. Dün bir yerde bir cenaze vardı. Bir başsağlığına gitmiştim. Orada bir üniversite hocası dedi ki Safranbolu diye bir isim yoktur aslında. Yani Safran'dan gelmemiştir dedi. Oldukça kalabalık bir ortamda. Ben de bu dedim, çok aykırı bir fikir. İşte Sevan Nişanya'nın bir makalesine atıfta bulundu. Zaferan kelimesi sarı demektir eski kültürde. Bu sarı kent demektir. Safranbolu ismi de sarı kent manasına gelir dedi. Bunu da 1. Konstantin'e kadar dayıyor ve 1. Konstantin Anadolu'nun çeşitli yerlerine sarı kentler kurdu diyor. Peki dedim, bu eski ismi ne peki dedim. Flavio Polis. Tabii bu hani etimolojik bir bilgi ama Flower'dan mı? Yani çiçek, bitki kökünden türemiştir. Neden türemiştir bilmiyorum ama bunun da sarı olmasına kaynaklı bir yoruma açık olduğunu görüyoruz. Yani aslında sarı çiçek de manasına gelebilir. Sadece isimde bile bir sürü tartışma var. Yine 1. Konstantin'le alakalı ama bazı kalıntılara ulaşırdı son dönemde Safranbolu'da. Onu da zamanı geldiğinde meraklılarına duyurulacaktır. Bu sadece bir örnektir. O yüzden bizim konuşmamız bittikten sonra bu açıklamayı şu yüzden yapıyorum. İlk toplantımız olduğu için katkı sunarsanız oldukça mutlu oluruz. Çünkü herkesin gençliğinde veya çocukluğunda Safranbolu'da örnek vermek gerekirse Cinci Hoca hakkında, Karabasan Hüseyin Efendi hakkında doğru veya yanlış onlarca fikir vardı. Bunları düzeltmek istedim. Safranbolu'nun belki de iki yapısı vardır ki bu yapıları, bu mimari birimleri bu kentten çekersek büyük bir boşluk, coğrafi olarak büyük bir boşluk doğacaktır. Biz de işte Safranbolu'ya damga vurmuş bu eserleri Sayın Tarihçi Hürkal Öncü, Sayın Hocamız Tarihçi Nuri Kırımlı, bizim de hocalarımız olan Sayın Tarih Öğretmenimiz Demet Çubukçu'ya, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Fatma Batu'nun katkılarıyla kısa bir özet geçmiş olacağız. Bu sadece samimi bir dost sohbeti şeklinde algılayın. İleride Karabük Üniversitesi'ne belki bir fikir verecektir. Belki bir sempozyum konusu olacaktır. Çünkü Cinci Hoca hakkında yapılan çalışmalar 50-60 yıl önce çekilen, 1953 yılında çekilen bir film. Şöyle gösterebiliriz afişini. Toplumun her zaman ilgisini çekmiş. Çünkü Osmanlı Sarayı, Osmanlı Haremi gerek Fransızların, gerek Avrupalıların yetkinliği ve bizim için de ilgi çekici olmuştur. Film haline getirilmiş diğer bir kapa. Ya da romanlara konu olmuştur. Tabii Cinci Hoca karakteri olumlu ve olumsuz özellikleriyle hiç korkusuzca işlenmiş burada. Hatta ve hatta açık yüreklilikle söylemek gerekirse Osmanlı tarihinin ve edebiyatının kötü karakteri aslında Cinci Hoca. Ama bizim için ne ifade ediyor? Biz bugün bunu tartışacağız. Cinci Hoca'nın sarayda hızlı bir, biz Safranbolu'dan Topkapı Sarayı'na Cinci Hoca dedik söyleşimize ve sohbetimize.
Safranbolu'dan Topkapı Sarayı'na giden bir kişinin medreseden hocalığa, oradan Anadolu kadılığına kadar yükselmesini konu aldık burada. Ve bölüm bölüm bunları anlatacağız. Ve Padişah İbrahim, herkesin... Evet. 1648 olacak. Sıçtı biliyor. Şu an kendisini göstereceğim. Herkesin tarih bilgilerinden bildiği nedir? Deli İbrahim olarak bilinmiştir. İşte toplumda çok bilinen Halil İnalcık ve İlber Ortaylı, yani en popüler manada bilinen iki tarihçimiz. Bir tanesi neredeyse deli demeye kadar getiriyor. Halil İnalcık ruh hastası diyor ama İlber Hoca deli falan değildir diyor. Sadece ruhi sıkıntıları var diyor. Tabii o sabit değil mi? Öyle bir dönem ki Padişah İbrahim 25 yaşında tahta geliyor. 8 yıllık bir iktidarı var. Ama 25 yaşında tahta gelene kadar ölüm korkusuyla, her an öldürülebiliriz korkusuyla yaşıyor. Tabii bunu detaylara, özel dönemin detayına Sayın Demet Hocam daha ayrıntılı verecek. Ben genel olarak bir toparlama yapıyorum. Ve tahttan indirildikten sonra katledilmiş bir padişah var. Padişah İbrahim. Biraz zekesiydi bak. Ezandan sonra, tamam. Ben şimdi genel anlatımıma başlamadan önce bize bu Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nda bu toplantıyı, bu toplantı imkanları sunan vakfımızın başkanı Sayın Şefik Dizdar'a da bir söz vermek istiyorum. Teşekkür ederek ağzımda söz alıyorum. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bu komitenin çalışmaları neticesinde tespit edilen bilgilerin halkımıza aktarılması bizim için çok büyük bir kazançtır. Hepimiz Cinci Hoca hakkında şu veya bu şekilde bir şeyler biliyoruz. Ama böylesine bir araştırma sonuçlarına ulaşmış değiliz. Gerçekten büyük bir eksikliği gidermiş oluyorsunuz. Bu başarınızdan, bu çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten bir ilk olarak bizim yönetim kurulu dışında danışma kurulu ve ihtisas grubu gibi bu tür çalışmaların ilkini siz gerçekleştiriyorsunuz. Diğer gruplarımızda mesela trafik sorununun çözümüne müteallik çalışmalarının sonucunu da yansıtmaları için o arkadaşlarımız da buna benzer bir tanıtım yapmaları gerekecek. Diğerleri de böyle olacak. Siz ilki gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekten çok güzel olacak. Tabii ilerleyen zamanlarda buraya uygulayıcı kişiler, belediye başkanı, kaymakam, vali gibi yöneticilerin de bu toplantılara iştirak etmesini onlar severek kabul edeceklerdir bundan sonraki toplantılarda. Ben bu bakımdan sizleri tebrik ediyorum. Çalışmalarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Şimdi ben genel bir çerçeve sunmak istiyorum. Cinci Hoca'nın sarayda yükselmesini hazırlayan bir atmosfer var. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun özelinde hem de dünya özelinde. İstanbul'un fethi Osmanlı tarihinde bir kırılma noktasıdır. Çünkü 1453 yılına kadar yoğun savaşlar ve 1453 yılından sonra da özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar da halkın sırtına binen yoğun savaşları görmekteyiz. Peki bu savaşlar ne yapıyor? Osmanlı sisteminden kısaca bahsetmek lazım. Sadece özetleyerek gidiyorum. Osmanlı harcamalarının, gelirlerinin büyük bir kısmını donanmaya ve askere harcar. Osmanlı peki yatırımı neyle yapar? Yatırımı ise vakıflarla yapar. Yani günümüzde belediyelerin veya işte yol,
köprü, çeşme, ham, hamam, cami, imaret, çarşılar, bu tür yapıların hepsine vakıflar yapar. Demek ki Osmanlı, insanların sosyal yaşam alanındaki unsuru olarak düşünebilirsek, en önemli kurumu vakıflar diyeceğiz. Peki, bu vakıflar nasıl oluşuyor? Burada çok değerli tarih hocalarımız var. Onların da takdir edeceği üzere tımarlar veya vergiler, devlet belli kişilerin aracılığıyla vergi toplar veyahut devlet kademelerinde yükselen kişilere topraklar verilir. Bu topraklar veya bu vergi gelirleri veya bu paralar, kısaca özetlemek gerekirse, hiçbir zaman kişinin şahsi geliri olmamıştır. Tanzimat'a kadar Osmanlı'da özel mülkiyet yoktu. Ardından Tanzimat'tan sonra özel mülkiyet geliyor. Peki o zamana kadar ne oluyordu? Müsaade oluyordu. Peki müsaade olmaması için ne yapmak gerekiyor? Kişi ömür boyunca biriktirdiği paraları eğer kurduğu bir vakıf aracılığıyla yatırıma dönüştürürse hem kendi ismi sonsuzluğa yaşayacak, sonsuza kalıyor inancına göre. Zaten vakıfların vasiyetlerinde de veya kanunlarında da çok sert cümleler vardır bu açıdan. Hem kendi ismini yaşatacak, hem devlet böyle bir külfetten kurtuluyor, hem de bunlar yerel manada kurulduğu için halkın ihtiyacını karşılayan yatırımları yapıyor. Ve böylece devlet bir nevi özelleşmiş şekilde hizmetleri özel olarak sağlayarak halkın refahını sağlıyor. Ancak bu bahsetmiş olduğum İstanbul'un fethinden sonra işte İstanbul'un imarı, altyapı hizmetleri, büyük paralar harcanmıştı. Ve özellikle bu fetihlerin hızlıca yapılmasından sonra her savaş ardından yeni bir imarı gerektirdi. Osmanlı ne yapıyor? Her fethettiği yerden sonra çarşıları, camileri, klasik bir Safranbolu'ya baktığımızda klasik mahallelerini, klasik kentleri kuruyor. Ancak özellikle 16. yüzyılın sonunda dünyada bir olay oluyor. Haritada görmüş olduğunuz üzere Osmanlı sınırlarını oldukça genişletmiş, üç kıtaya hükmederken Avrupalılar coğrafi keşifleri gerçekleştiriyor. Bu coğrafi keşifler özellikle İspanyolların, özellikle Portekizlerin Amerika kıtasındaki gümüşün, Amerika kıtasındaki altının Avrupa'ya gelmesine sebep oluyor. Bu Avrupa'ya gelişle beraber ekonomik sistemde farklılıklar ortaya çıkıyor. Mesela Akdeniz coğrafyasının en büyük uzmanlarından Fransız tarihçi Fernand Braudel, coğrafi keşiflerin sosyal ve ekonomik manada en büyük sarsıntıya uğrattığı devlet Osmanlı İmparatorluğu. Peki Osmanlı buna karşı önlem almaya çalışmamış mı? Elbette. Biz Osmanlı tarihini körü körüne ya çok yücelterek ya da körü körüne çok kötüleyerek anlatıyoruz. Maalesef millet olarak böyle bir hastalığa sahibiz. Ancak olaya bu şekilde bakmamak lazım. Daha 1583 yılında 3. Murat İspanyolların ve Portekizlerin ve diğer Avrupalı gezginlerin bu coğrafi keşifleri hakkındaki gezilerini tercüme ettiriyor. Kendisine bir rapor halinde sunduruyor. Ve bu raporun der kenarlarında, notlarında da coğrafi keşiflerin Osmanlı ekonomisine yapmış olduğu darbelerden bahsediyor. Peki bunun konumuzla alakası ne? Ekonominin tımar sistemini, yani paradaki, akçedeki değer kaybı toplumun alt kesimlerinde halka yansıyor. Yani devalüasyonlar oluyor. %31-%50'ye varan devalüasyonlar halkın yaşam standartının düşmesine neden oluyor. Halkın yaşam standartı düştüğü vakit işte demiştik tımarla ve vesaire halkı idare eden, vakıflarla halkı idare eden bu kurumlar ise halkın üstüne daha fazla binmeye başlıyor. Daha sonra padişahlar adaletnameler yayınlıyor mesela. Nerede buna benzer halkın hakkını yiyen veya gasp edici şekilde ekonomik olarak onları zorlayan bir olay olursa müdahale etmek istiyor. Hızlıca bu konuları geçiyorum. Sadece size bir bilgi vereyim. 16. yüzyılın sonuna geldiğimizde Osmanlı İmparatorluğu'nun 9.7 milyon düka altın geliri var yıllık. Karşılaştırma adına birkaç rakam vereceğim. İspanya'nın, o coğrafi keşifleri yapan İspanya'nın 9 milyon, yani Osmanlı
1 milyon dükkana yakın neredeyse daha fazla gelire sahip. Fransa'nın 5 milyon, Venedik'in ise 3.9 milyon dükka altın geliri var. Osmanlı hala daha, yani ekonomisinin bozulduğu dönemde dahi Avrupa'da iyi. Ancak bu bozulma devlet kademelerinde otorite boşluğuna neden oluyor. Ne oluyor? Şimdi altının hızlı bir şekilde değer kaybetmesi sonucunda makam ve mevkilere gelmedi, rüşvetler peydah oluyor. Peki rüşveti kime veriyorsunuz? Devlet kademelerinde sadrazama kadar yansıyor bu rüşvetler. Valide sultanlara kadar yansıyor. Padişah eşlerine veya şehzadelere kadar yansıyor. Yani terfi alabilmek için bu kişilere rüşvet veriliyor. Hediyeler, saray hediye yolu olmuş. Peki bu rüşvetin bu kadar yol almasının sebebi nedir diye bakarsak, özellikle 4. Murat'tan sonra bizim konumuzu içeren Padişah İbrahim dönemine gelen dönemde bir padişah otoritesi boşluğu oluşuyor. Osmanlı tarihinin iki tane büyük valide sultanı var. İşte dizilerde izliyoruz. Birisi kim? Hürrem. Diğeri Kösem. Yani kimse bilmez ama Kösem Sultan dizisi vardı şu an mesela. Ama aklımızda kalmış. Yani tarih okumasak bile, yani kitapları açıp okumasak bile bu iki ismi ezberebiliyoruz. Yani tesadüf değildir. Kösem Sultan'ın bu dönemde, yani bizim hala hafızalarımızda bu kadar taze bir şekilde kalmasının sebebi bu dönemde. Yani niye? Artık padişah gibi yönetime sahip oluyor. Topkapı Sarayı arşivine girildiğinde görülüyor ki Kösem Sultan'ın emirleri var. Atamalarda, devlet yönetiminde. Ardından Hatice Turhan Sultan. Aynı şekilde onun da bu emirlerini görüyoruz. Şimdi Padişah İbrahim'e getireyim. Ve daha sonra da sözü Sayın Demet Hocam'a bırakacağım. Padişah İbrahim 25 yaşına kadar öldürülme korkusuyla kafeste kalıyor. Düşünün ki babasının 4. Murad'ın ölüsünün başına getirilene kadar hala daha tahta geçmeyi kabul etmiyor. Cesedini gördükten sonra ancak kabul ediyor. Ve bu esnada bu kadar otorite boşluğunun, bu kadar yönetim boşluğunun olduğu noktada da sarayda bazı kişilerin sivrildiğini görüyoruz. Ve bu sivrilen kişilerden bir tanesi de Safranbolulu Karabaşlar Hüseyin Efendi, namı diğer Cinci Özel'i. Özür Demet Hocam. Değerli konuklarımız, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu arada gerek öğrencilerimiz, gerekse değerli meslektaşlarımızla bir arada bulunmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Ve sözlerime Cinci Hoca'yı anlatarak geçiyorum. Şimdi hocanın doğum tarihi belli değil. Ölüm tarihi Hicri 1058, Miladi 1648. Osmanlı tarihine, Osmanlı tarihinin bir dönemine damgasını vuran Cinci Hoca aslen Safranbolulu'dur. Safranbolulu Kuzyaka köyündendir. Asıl adı Hüseyin'dir. Hoca 17. yüzyılda medrese tahsili için İstanbul'a gelmiştir. 17. yüzyılın ünlü yazgını Evliya Çelebi ile sınıf arkadaşıdır. Süleymaniye medreselerinde birlikte aynı sınıfta bulunmaktadırlar. Ancak Evliya Çelebi'nin de anlattığına göre sınıfın en çalışkanı Evliya Çelebi'dir. Diğer taraftan en tembel de bizim çok iyi bildiğimiz Hüseyin Efendi'dir, Cinci Hoca'dır. Bunu bu şekilde belirterek giriş yapıyoruz. Evliya Çelebi onun için Molla Hüseyin veyahut da Sofi Hüseyin tabirini kullanmıştır. Onu İstanbul'a getiren olaylar şu şekilde gelişti. Cinci Hoca'nın babası herkesin iyi adam olarak tanıdığı Karabaşoğlu Mehmet Çelebi'dir. Dedesi ise vaiz olan Şeyh Karabaş İbrahim Efendi'dir. Diğer taraftan bir amcası Emrullah Efendi de kadıdır.
17. yüzyıl tarihçisi Naima'nın anlattığına göre nesli kendisinin de ifadesine göre Konyalı ünlü filozof, düşünür Sadreddin Konevi'ye kadar uzanmaktadır. Ancak bu tarihi kaynaklarca kesinlik kazanmamıştır. Hoca 25'ine geldiğinde hala daha okumayı yazmayı kendi ifadesine göre bilmemektedir. O dönemde ilk mektep tahsili için ilk basamak olan emsileyi, arkasından binayı geçemediğini ifade eder. Burada sözü geçen emsile, Arapça dil bilgisi kurallarının öğretildiği bir risaledir, gramer kitabıdır. Diğer taraftan bina ise bu gramerin ikinci basamağını oluşturmaktadır. Ve bu şekilde Hüseyin Efendi köyde günlerini geçirmektedir. Diğer taraftan babası onun İstanbul'a gitmesini istemektedir. Kendisi babasına şiddetle karşı çıkmıştır. Baba, ben okumayı yazmayı bile doğru dürüst bilmiyorum. 25 yaşına geldim. Bulunduğum köyden başka bir yere, Dada'ya bile gitmedim demektedir. Onun üzerine babası şu sözleri nakletmiştir. Yer değişince kısmet de değişir. Sen Allah'a tevekkül et, sefere çık. Bahtın belki yar olur. Elin koynun para görür. Diğer taraftan bu memlekette senin kadar okuma yazma bilmeyenlerin bile kazı askeri olduğu görülmüştür. Talihin uyanır da sen de bir gün şehrüslem olabilirsin demektedir. Ve babası bu sözleriyle onu ikna etmiştir. Bundan sonra Molla Hüseyin o zamana kadar öğrendikleri şeyleri uygulamaya koyar. Bu babasından kendisine miras kalan Şurabat ve Kenzül Arş adlı bir takım duaları içeren kitaplardır. Zaten kendisi Kumpalı ve Remil bilmektedir. Veyahut da Cibr denilen bilinmeyen ilimden bir takım dualarla, rakamlar ve harflerle bir takım olayları meydana çıkartmak olan veya anlam çıkartma mealine gelen bir olayı da bir Ramazan ayında yolu Safranbolu'ya düşen Faslı bir dilenciden öğrenmiştir. Babasının vasiyetine uyup üfürükçülüğe karar vermesi, tarlada sapan, kuruda balta kullanma zorunluluğundan biraz da sıyrılmak içindir. Önce Safranbolu mıntıkasında dolaşmıştır. O devirde cübbeye saygı gösterilir. Hele hele kitap taşıyanlara ikram olunurdu. Diğer taraftan Fas, Yemen, İran, Azerbaycan veyahut da Hint'ten Anadolu'ya gelen Türkçe bilmeyen bir takım açık gözler hem midelerini hem de keserlerini işte halkın bu tür duygularını istismar ederek doldurmuşlardır. Bunlar ilmi ve kurtuluşu kılık kıyafette bulan veyahut da içeriğini bilmedikleri kitaplara körü körüne itaat eden bir anlayışın olduğu o dönemde tabiri caizse önemli işler başarmaya girişmişlerdir. Balla Hüseyin de bu gelenekten yararlanmıştır. Üfürükçülüğü ilerletmiştir. Kimi zaman hastalara, kimi zaman kadınlara dua okumakta ve gittiği köylerde önceden bilgi toplayarak sanki yeni bir şey ortaya koyuyormuşçasına bu bilgileri aktarmaktadır. İnsanları hayretten hayrete düşürmektedir. Ününü ilerletmiştir.
ilerletmiştir. Bu kez artık Karabaş Evliya olarak anılmaktadır. Eflani, Aktaş, işte Daday, Araç vesaire bütün bunun tıkaları dolaşmıştır. Şimdi burada kılığına kıyafetine gösterilen saygıdan da yararlanarak halkın saygısını çabucak hayrete çevirmeyi başarmıştır. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Kötü bir tesadüf neticesi bulunduğu bir köyden Sille Tokat kovulduğunu yazmaktadır Naim'e. Bunun üzerine İstanbul'a buradan ayrılıp İstanbul'a yelken açmaya karar vermiştir. Önce Cide'ye, arkasından da Marmara'ya açılmıştır. Şimdi İstanbul'a geldiğinde yolu Tahtakale'ye düşmüş ve Tahtakale'de bir hanı yerleşmiştir. Ancak burada da ününü duyurmuştur. Diğer taraftan Süleymaniye Medresesi müderrislerinden Mehmet Çelebi'ye çömez olarak yazılmıştır. O çevrede nefesi keskin Molla diye ünlenmiştir. Ama artık para kazanmaya da başlamıştır. Şimdi hocası Mehmet Çelebi bunda bir gelecek olmadığını görmüştür. Özellikle onun Kur'an-ı Kerim dışına çıkarak başka şeylerle uğraşması Mehmet Çelebi'yi çileden çıkarmıştır. Artık Hüseyin'i sevmemektedir. Kendisi İzmir kadılığına tayin olmuştur. Ama Molla Hüseyin'in tüm yalvarmalarına rağmen onun yanında götürmemiştir. Yani onda bir gelecek görmemiştir. Şimdi bu dönemde Molla Hüseyin'in biraz karamsar günleri başlamıştır. Tahtakale ile Ayasofya arasında gece gündüz mekik dokumaya başlamıştır. Ancak bu gidiş gelişlerinin sırasında tarih onu yürümüştür. Şimdi dönem Sultan İbrahim dönemidir. Demin arkadaşımız kısaca bahsetti. Ben de kısaca değinmek istiyorum. Sultan İbrahim Osmanlı tahtında 1640-1648 tarihleri arasında taht sürmüştür. Kendisi 4. Murat'tan sonra tahta çıkmıştır. Ancak 25 yaşında tahta çıktığında padişahın gerek fiziki durumu, gerekse ruhi durumu adam akıllı bozuktu. Çünkü Topkapı Sarayı'nda adeta kapalı kalmıştır, hapis kalmıştır. Bu durum onun sinirlerini bozmuştur. Kimi tarihçilerimiz Sultan İbrahim'e Deli İbrahim demektedirler. Bu ben kişisel acizane görünüm. Bu şekilde bahsedilen bir iki padişah var, görüşüm. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü mesela Rus tarihçileri bizim tarihçilerimizin sürekli olarak kendi kendine konuştuğu için Deli Petro diye anlattıkları birinci Petro'ya asla deli demediklerini görüyoruz. Veyahut da yine bizim tarihçilerimizin korkunç İvan diye söz ettiği dördüncü İvan'a bir korkunç kelimesini yakıştırmadıklarını görüyoruz. Yani biz niye kültürümüzü bir şekilde aşağılayalım? Onun için Sultan İbrahim demeyi uygun buluyorum. Burada bir bilgi verelim mi ekstra? Mesela Deli Petro'ya biz Petro, Deli Petro diyoruz ama sebebi şu, Sankt Petersburg gibi bir şehir kuruyor ve Rusya'nın tamamında taş kullanımını yasaklıyor ve Petersburg'u imar etmek için bütün gücünü oraya harcıyor, enerjisini oraya harcıyor. İşte Gorki'lerden işte veya Rus edebiyatını kuran bütün yazarlar, aklımıza kim gelirse bunlar da Petersburg şehrinin sokaklarında dolaşıyor diyebiliriz. Yani aslında bizim deli diye dediğimiz Anadolu vari bir delilik gibi geliyor bana. Yani çünkü
baştan bir şehir, baştan bir kültür kurulumunun başarısını sağlıyor. Ona yani bizimkinden farklı ama dediğinize katılıyorum. Deli Petro da diyemeyiz. Burada hani bir ses değişikliği olsun diye Fatma hocama bir şey sormak istiyorum. Araya da uzatmadan. Evliya Çelebi dedik, sınıf arkadaşı dedik. Siz de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak belki de kısmen sizin alanınıza giriyor diye düşünüyorum. Daha sonraki tabi Cinciyo Hoca'nın veya Padişah İbrahim'in Köprülü ailesinin üzerinde de bir etkisi var sonraki dönemde. Bu açıdan da, çünkü Köprülü Camii var eski çarşıda da, bu kısmı aydınlatıp tekrardan Demet Hocam'a gelelim, bir es verelim. Teşekkür ederim. Değerli konuklar, Evliya Çelebi ve Cinci Hoca'nın medreseden sınıf arkadaşı. Ünlü Seyahatnamesinde 5. cildinde Köprülü Mehmet Paşa ile ilgili pek çok anısı var. Evliya Çelebi 1630 yılı Aşure gecesi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. O kadar heyecanlanıyor ki şefaat ya Resulallah diyecekken seyahat ya Resulallah dediği için duası da kabul oluyor ve tüm yaşamı süresince Osmanlı topraklarını geziyor. Ancak gerçi babası da sarayda kuyumcu başıdır, bu seyahatlerini ömür boyunca desteklemiş. Seyahatnamesinin 2. cildinde Defterzade Mehmet Paşa'nın mezini ve arkadaşı olarak Erzurum'da bulunur. Zaten evliyamız Erzurum'da pek çok bulunmuştur. Bir gün cirit oynamak ister ve cirit hevesi var. Cirit oynarken attan düşerek yuvarlanır. Atı da başını alıp kaçar. Bir başka ata binerek kölesiyle birlikte atın peşine düşer. Dağın tepesinde iki ucu işaretlenmiş, işaret konmuş bir mezar görüyor. Mezarı yürüyerek adımladığında 80 adım geldiğini söylüyor. Bu uzun mezarda yatan zat için hemen bir Fatiha okur. Bu ziyaretiyle meşgulken ortalığı pis bir koku kaplıyor. Ben bundan sonrasını Evliya Çelebi'nin cümleleriyle, özgün üslubuyla söylemek istiyorum. Bu koku herkesi sarhoş ettiğinden ben ve kölelerim burunlarımızı tıkadık. Kabre bir baktık ki ne göreyim? Toprak tencerede bulgur kaynar gibi tıkır tıkır kaynıyor. Zift ile katranlı bir toprak diye anlatır. Evliya Çelebi akşam vakti Erzurum'a döndüğünde alim bir zattan orada yatan Hazreti Musa'nın bedduasını almıştır. O yüzden imansız gitmiştir. Yaz kış toprağı cehennem azabıyla kaynar bilgisini duyar. Aslında evliyamız burada bir hurafeyi anlatmıştır. Bunun bir linyit kömürü yatağı olduğu muhakkaktır. O bölgede bugün bile hala linyit kömürü yatağı var. Evliya Çelebi yalan söylemez, ancak abartılarla anlatır. Betimlemeleri olağanüstü. Viyana'da bulunduğu bir zamanda bir beyin ameliyatını izler. Önce cerrah başı ile dost olur, sonra gözleme koyulur. Yine kendi cümleleriyle söylemek istiyorum. O an yaralı keferiye getirip bir sedir üzerine yatırdılar. Ama başı Adana kabağı, gözleri Mardin domatesi, burnu mora patlıcanı gibi şişmiş. Yaralıya bir fincan safran gibi bir su içirince hasta bayıldı. Cerrah bir keskin usturayı eline alıp alın derisini iki kulağına kadar çizip kafatasını bir derin mengeneye sokup derisini kaldırdı. Allah'ın emriyle kellenin diş diş kenet yerlerinden açıldığını gördüm. İçerideki kurşun alındığında herifin başının derisi iki kulağına kadar çizilmişti. Hemen o derileri birbirine yaklaştırıp kutunun içinden iri atlı karıncalardan birini demir çifte tel ile alıp herifin kafatası derisinden kesilen yerlerine karıncanın başını koyunca
hemen aç karınca iki deriyi bir yerden ısırdı. Cerrah karıncanın belini makasla kesip karıncanın başı iki kenarlarında kaldı. Bunun yanına bir karınca daha gelip 80 adet karınca ile dikiş tamamlandı. Enfiyamız Onca'nın seyahatnamesinde 17. yüzyılda olanları anlatır. Sınıf arkadaşı Cinci Hoca'yı pek bilgili bulmaz. Hatta cahil bulur. Cinci Hoca için Softa Hüseyin lakabını da kullanır. İsterseniz Köprülü Mehmet Paşa için olanı daha sonra anlatayım. 5. cilt. Şimdi Demet Hocam dini İbrahim kavramı üzerinde durdu birazcık. Orada ben bir bilgi daha vererek Demet Hocam'a tekrardan aktarayım. Bu bir siyasi olaydı. Çünkü niye? Padişah İbrahim tahttan indirilip öldürüldükten sonra biraz evvel yanlışlıkla 4. Murat dedim babası ama 1. Ahmet'tir babası. Yani Sultanahmet Camii'nin avlusundaki hazireye yani türbeye babasının yanına gömülmesi gerekirken Ayasofya'da 1. Mustafa'nın yattığı o psikolojik rahatsızlığı tescillenmiş olan Osmanlı Padişahı'nın yanında gömerek aslında onu deli yaptığını siyaseten gömülmesiyle beraber kazınmış oluyor. Yani daha sonra buradan Mehmet Bey isterseniz biraz daha katkı yapalım da şimdi burada dinleyiciler olayları bilmedikleri için tabii bizim söylemlerimizi ön kabul kalıyor. yorum alanından yoksun kalıyorlar. Kapada bir soru işareti ve tabii yani burada şöyle bir şey. Burada deli olayı çok mühim bir olay. Tabii arkadaşlar Profesör İlber Ortaylı'dan aktarım yaparak ki bir hocamdır kendisi çok da saygım var. Kendisi burada Osmanlı tarihine de çok olumlu bakar. Yani dış etkenleri göz ardı ederek Osmanlı iç etkenleri dinamiklerine göre tarih çözümlemesi vardır hocaya. Saygı duyuyoruz da. Şimdi hatta deli ibaresi daha sonra İttihat Terakki döneminde Osmanlı sonunu kötülemek üzere kurgulandığını söyleyenler de var. Burada mesele şu, yani meselenin daha iyi anlaşılması için şöyle bir soru ortaya atılması gerekiyor. Sultan İbrahim'le birlikte Osmanlı soyu sona erecek. Problem bu. Şimdi çocuk yok, çocuk olmuyor. O noktada Cinci Hoca'nın devreye girmesiyle, yani biraz sonra bana söz hakkı deyince ben kısa kullanacağım hakkımı. Çocuk oluyor. Çocuk olmayla başlayınca İbrahim'in soyu devam ediyor. Şimdi İbrahim'in soyunun devam ettiği bir Osmanlı coğrafyasında padişah deli sanının verilmesi bütün Osmanlı sülalesini karalama gibi bir noktaya getiriyor oluyor. O yüzden bizim şimdi Sayın Mehmet Hocam çok güzel dedi. Yani tarihe objektif bakmak lazım. Hakikaten objektif bakmak lazım. Yani bizim zaten burada okul kültürü olarak ve tarih yorumu olarak yapamadığımız Türkiye'de tek şey bu. Şimdi mesela hepimiz lisede okuduk. 1640-48 Sultan İbrahim dönemini bilen var mı içimizde? Ben tarihçiyim. Hala öğretmenlik yapıyorum. Ben anlatmıyorum. Milli eğitim anlatıyor mu? Milli eğitim de anlatmıyor. Pekala niye anlatmıyor? Yani siz tarihte öyle bir şey getireceksiniz ki anlatacaksınız, anlatacaksınız. Belli bölüme geleceksiniz, keseceksiniz. Ha ben işime geleni anlatırım, işime geleni anlatamam. İyi ama o zaman günümüzdeki soruları nasıl çözeceğiz? Yani biz tarihe nasıl bakacağız? Öyle eleştirip bakacağız ki oradan bir şeyler çıkacağız. Yani şimdi burada bakın, bir şey söyleyeceğim, iki tane örnek vereceğim. Siz kendi çocuğunuzu havuza atar mısınız? Yani bir yaşında bir çocuğu havuza atar mısınız? Siz bir an bir karar verip 280 tane carinizi öldürün der misiniz? Yani bu adam 23 yıl kafes hayatı yaşamış. Arkadaşlar çok iyi de betimlediler, ölüm korkusuyla da yaşamış. Gerçi Bucici Mustafa da aynı, o da 14 yıl yaşıyor. Adamlar cinnet geçirmiş ve ruhi sıkıntı içindeler. Yani bunların her an kararları değişkenlik arz edebiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Girit'e fethi için Yusuf Paşa diye, silahlar Yusuf Paşa diye birisini gönderiyorsunuz. Bana az para getirdi ya da az akçe getirdi diye adamın katiline vacip diyorsunuz. Yani şimdi burada tabii böyle bir sorun var. Yani Sultan İbrahim deli mi değil mi? Yani Allah tabii yani biz ölmüş insanın arkasından konuşmak gibi bir şey değil de. Veriler tamamen bir sıkıntı arz ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sultan İbrahim döneminde son olarak konuşuyorum. Devleti iki kişi yönetiyor. Birisi şekerpare diye 150 kiloluk bir hanım. Yani o İbrahim'in
zayıf şeyi var, kadınlara, şişman kadınlara çok müthiş ilginliği var. İkincisi de Cinci Hoca idare ediyor. Pekala, bunun nedir? Bunlar dediğiniz gibi ulema değildir yani, ulema da değil. Ya Cinci Hoca eski Türk devletleri döneminde görülen bir şaman. Fakat müthiş bir şeysi var yani, Allah'ın getirisiyle kendisinde bir enerji var, çözümleyici bir gücü var. Yani bir enerji var. Adam gerçekten etkileyici. Yani kiminle konuşursa konuşsun etkileme derecesi son derece yüksek. Bunu IQ yüksek zekasıyla birleştiriyor ve sarayda en noktaya geliyor. En son olarak da şunu söylüyorum, çok teşekkür ediyorum, konuşmanız özür diliyorum kestiğim için. İstanbul'un en zengin adamı, yani Cinci Hoca denilen adam 1648 yılında, burada rakamlar da var, ya istersen onu da söyleyeyim, hani gelindi, tamam mı? Ya bu şeyde makalelere de konu olmuş yani. Cinci Hoca'nın serveti diye makale var. Bu adamın, Allah rahmet eylesin tabii, serveti İstanbul'un en zengin adamı olma noktasında birisi. Yani biz onu tartışıyoruz yani. Ama cimri. Yani zaten şimdi şöyle bir şey, yoksulluktan gelmiş. Adam yoksulluktan gelmiş yani hakikaten. Oradan zengin olmuş. O yoksulluk o zenginlikle birleşince cimriliğe dönüşmüş. Yani mesele burada bu. Şimdi teşekkür ediyorum. Demet Hocam bir kronolojiyle devam ettiği için tamam, buyur. Böyle pekişe pekişe gitsin. Ama mesela bir bilgi verelim, o pekişsin. Hayır, şimdi o deli olayı kaldı da şimdi deli olayının enstrümanları bilinmeyince tabii yorum yapamayız. Yani burada dinleyiciler hazırlıklı değil. Tabii, biz hazırlıklı olduk. Yani. Güzel oldu. Mesela evet. Hani pekişmesi için sadece şunu söyledim. Padişah İbrahim'den sonra 4. Mehmet tahta geçtiğinde Avcı Mehmet diye bilinen padişah Yeniçerilere askerleri Cülüs Bahşişi verilir. Bu da o dönemin zenginlerinden alınır da verilir. Cinci Hoca bu kadar mal varlığına rağmen 200 kese altın vermiyor. Cüsseli bir adam, kuvvetli bir adam, yakışıklı bir adam. Dövmek istiyorlar, kaçıyor, evde boğuşuyor. Damdan atlıyor. Tabii işkenceyle servetin yerini söylüyorlar. Daha sonra pazarlık yapıyor. 100 kese altın vereyim, padişahın hocası olayım diyor. Altınların yerini o. Hala bakın öldürülecek biliyor. Kendisi kaç kişinin canına mal oldu. Parasından ayrılamıyor. Sadece evindeki kap kaçak bakraçın değerinin 3000 kese altın olduğunu söylüyor. Yani o servet olarak, altın olarak değerinden değil. Ama şimdi bir kronolojiyle Demet Hocam devam etsin. Güzel oluyor, böyle sohbet şeklinde de oluyor. Sultan İbrahim'in babası 1. Ahmet'tir. 28 yaşında vefat etmiştir 1. Ahmet. Ahmet 1. Ahmet'in eşi de onun çok sevdiği Hasek ise Mahbeker Valide Kösem Sultan'dır. Biraz sonra arkadaşımız Nur Bey daha ayrıntılı anlatacak Kösem Sultan'ı. Ancak şunu söyleyebilirim. Kösem bir Rum papazının kızıdır. Asıl adı Anastasia'dır. Güzelliği ve sadeliği dillere destandır. Mahallede konu komşu arasında Nasya olarak ismi geçmektedir. Şimdi 1. Ahmet'in ölümünden sonra 1. Mustafa 2 kez tahta geçmiştir. Daha sonra 4. Murat'ın ölümüyle de 4. Murat'ın ölümüyle de taht sırası Sultan İbrahim'e geldi. Ancak İbrahim sıranın kendisine geldiğine bir türlü inanamadı. Ölüm korkusuyla olsa gerek İlber Ortaylı'nın naklettiği üzere bana taht gerekmez. Ben karındaşımdan memnunum demeye başladı. Burada zikrettiği padişah 4. Murat'tı. Daha sonra sarayda onun cesedini gösterdiler. Bunun üzerine gerçekten taht sırasının kendisine geldiğine inandı. Bu sırada sarf ettiği sözleri yine İlber Ortaylı Hoca'nın anlattığı gibi Reşat Ekrem Koç'u sade bir Türkçe'ye çevirmiştir. Ben aynen naklediyorum. Ya Rabbi, bundan sonra bana miyasar kıldığın üzere ağzımdan dökülecek sözlerle bütün diyarı Osman mülkünü yöneteceğim ve teban bana itaat edeceğim. Benim gibi bir insana
bunu müyesser kıldım demektedir. Ki bu sözler aslında bir bilge kişinin ağzından çıkabilecek padişahlık sözlerdir. Bu durumda da yine demin dediğim gibi bilge mi olduğunu yoksa ruhen sıkıntıda mı olduğunu artık tarih karar versin diyoruz. Halil Nazik ne demiş? Mesela İlber Hoca'nın da hocasıdır. Ve şu an hem yaş itibariyle 100 yaşını devirdi asırlık bir çınar. Dünyada klasik Osmanlı tarihi üzerinde en büyük uzmandır kendisi. Sultan İbrahim şöyle tanımlıyor. Sultan İbrahim ruhça hasta idi. Uzun hapis yaşamı onda psikolojik dengesizlik, korku ve hafakan illetine neden olmuştur. Belki de hani günümüzdeki anksiyete tespiti yapabileceğiniz bir şey olabilir. Devamlı bir evham, devamlı bir korku. Halil Hoca da bu şekilde tasvir ediyor. Evet. Padişahın hastalığını, ruhi durumunu, özellikle fiziki durumunu veyahut da düzeltmek amacıyla Kösem Sultan tarafından haberciler dört bir tarafa salındı. Bunlardan bir tanesi de Ayasofya'da tesadüfen bir gece vakti Cinci Hoca'nın çarpıştığı sarayın hamallarından Mehmet Çelebi'ydi. Bundan sonra hoca gece karanlığında o kişinin mührünü, saraya ait olan bir takım işte işaretleri kendisinde saklayarak ertesi günü olacakları beklemeye geldi. Beklemeye başladı. Nihayet beklediği haber geldi. Ve ününü de az çok duyurduğu için Kösem Sultan tarafından saraya davet edildi. Şimdi burada artık hocanın bundan sonra ikbal günleri başladı. Çünkü bir taraftan Sultan İbrahim'i okuduğu dualarla ve saraydaki doktorların yardımıyla da iyileştirdi. Ve manen rahatlatması, onu manen de rahatlatması ününün büsbütün artmasına neden oldu. Padişah iltifatlarına mazhar oldu. Ayrıca İstanbul'da bugün de ayakta Mahmut Paşa Camii'nin yanındaki bir alana koskoca dayalı döşeli kendi adına bir saray yapılarak tahsis edildi. Diğer taraftan devrin Şeyhülislam'ı Zekeriyazade Yahya Efendi'nin bütün itirazlarına rağmen kendisine o okumadan terk ettiği Süleymaniye Medresesi'nin müderrisliği verildi. Yani bu soru, babasının dedikleri ortaya çıkmaya başladı. Diğer taraftan padişah hocası oldu ki bu önemli bir makamdı. Öte taraftan İstanbul Kadısı payesiyle kendisine Galata Kadılığı verildi. Sonra da padişahın yine emriyle Anadolu Kazaskerliği'ne, Kazaskerliği'nden azledilen Karaçelebizade'nin kızıyla evlendi. Bu süreçte de yerini adam akıllı sağlamlaştırdı. Kısa aralıklarla 4 defa Anadolu Kazaskerliği'ne tayin edildi. Diğer taraftan hakkında yine Naiman'ın anlattıklarına göre rüşvet ve adam kayırma iddiaları, dedikoduları ay yoka çıkınca da 17 Nisan 1646'da Kazaskerlik'ten alındı. Emrine tahsis edilen saraydan da çıkarıldı. Ve İzmit'e sürüldü. Bundan sonraki bir mola verelim ve Kösem Sultan'ı anlatmak üzere Nuri Bey'e sözü bırakalım. Evet, tabii orada şöyle bir şey söyleyeyim. O dönemde sadece rüşvet alan ve rüşvet emmeyi sağlayan Cinci Hoca değil. Bir gelenek haline geldi sarayda ve belli bir makama gelen halktan bu parayı misliyle çıkararak böyle bir alışkanlık oldu. Yani bir saray hastalığı oldu. Tabii burada otorite boşluğu var ve bu otorite boşluğunu dolduran ise belki de Osmanlı soyunun devam etmesini sağlayan Kösem Sultan'dı. Kösem Sultan sadece saraya böyle yazılarla değil, Sultan İbrahim'in ölümünü de engelleyerek Osmanlı tarihine damga vurmuştur. Ondan önce
4. Murat bütün tahta geçmesi ihtimali olan herkesi öldürürken oğlu İbrahim'in canını kurtarmıştır ve tek Osmanlı tahtına geçmeye layık bir insan olarak tahta geçmiştir. Kösem Sultan damga vurmuştur. Nuri evet. Hocam'dan dinleyelim. Evet, merhabalar efendim. Ben Nuri Kırımlı. Ben de sizlere Kösem Sultan ve Cinci Hoca ilişkisinden bahsedeceğim. Tabii Cinci Hoca kaynaklar da çok fazla değil. Onun için birbirimizin konularına gireceğiz mecburen. Bazen aynı şeyleri de tekrar edeceğiz ama şöyle bir şey ben araştırmıştım. Şimdi Cinci Hoca Kuzyaka köylü. Kuzyaka Navsatla özellikle. Fakat hiç akrabası yok. Bu neden kaynaklanıyor diye bir düşündüğümüzde Cinci Hoca'nın ailesinin çok eskiden fakat gerçekten dillere destan bir cimriliği var. Vermeyince de sonunu hazırlıyor ve paralarına el konuyor kendisini. Cinci Hoca'dan alınan paralar piyasaya cinci akçesi olarak sürülüyor. Yani onun adı paraya geçiyor. Ben cimriliğiyle ilgili Sayın Başkanım Şefik Dizdar'dan ilginç bir anekdot dinlemiştim. Acaba o peynir olayını kendisi mi anlatır yoksa ben mi anlatayım? Siz anlatın. Tabii daha iyi olur. Niye siz anlatın? Heh. Aslında bu anlattığımız tarihi verileri... Bunu tanıştım ona. Şefik Bey'in yaşıyla odakladığımızda 20. yüzyılın evet. insanı. Tabii. 20. yüzyılda yaşıyoruz ama 20. yüzyılda yaşayan bir Safranbolu'daki genç bir insanın da babalarından, ailesinden duyduğu ve yaşayan bir veri var. O önemli o yüzden. Sizden dinleyin. Evet, buyurun abi. Şimdi efendim... Haberiniz yoktu yani, kusura bakmayın. Sizin komisyonunuz var. Evet, evet. 1947'lerde falan ilkokulda okuduğum sırada böyle hatırlıyorum. Öğretmenlerimden birisinin anlattığını anımsıyorum. Cinci Hoca o kadar cimriymiş ki kahvaltı masasının kenarına bir kavanoz peynir koyar. Diğer şeyleri yerken peynir kavanozun da yalarmış dışında. Böyle bir tevatür şey anlatılmıştı. Ben onu aktarmıştım. Çok güzel. Altta bir şey yaşıyor. Cimri şey. Ne kadar cimri olduğunu anlatmak için söylemiştim. Çok güzel bir şey. Bir anekdot oldu gerçekten. Ve hayatını sonunu hazırlamış. Tabii Kösem Sultan, ben bir şey daha hemen hocama vereceğim. Ben Kösem Sultan şey değil sadece. Yani hep iktidara işte kötülük yapmış, iktidara ele almış bir insan değil. Çok da iyiliksever bir insan. Kösem Sultan İstanbul'da kurduğu vakıf ve imaretlerle Halil İnancık'tan dinledim, okudum bunu. 10 bin kişiye ekmek veriyormuş, doyurmuş. Onun öldürüldüğü gün arkadaşlar Kösem Sultan perde şeyiyle öldürülüyor. Onun öldürüldüğü gün o insanlar aç kalmış, biliyor musunuz? Yani 10 bin kişiye sıcak yemek de veren çok iyi bir kişi. Ali İnalcık'tan almıştım bu şeyi. Ama şeye hiç bakmamış. Mesela tayinlerden aldığı rüşvet ve hediyeleri sandığına doldurulmuş. Bu para ve altınların bir bölümünü de askerlere, yani yeniçerilere verilmiş. Böylece iktidarını devam ettirmeye çalışmış gerçekten. Ama bunun yanında da fakir insanlara da faydalı olmuş. Bir de söz gelirse Kösem Sultan'dan bir şeyler size aktarmaya çalışacağım. Evet hocamız, teşekkür ederim. Son bir iki cümlesi kalmıştı. Onu toparlasın. Tamam. Şimdi hoca saraydan uzaklaştırıldı. Önce İzmit'e sürüldü. Arkasından İstanbul'a geldi. Ve Gelibolu'ya sürüldü. Oradan da tekrar İstanbul'a geldi. Cinci Hoca, Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesiyle beraber hamisiz kaldı. Yani koruyucusuz kaldı. İbrahim bu arada öz annesi Kösem Sultan tarafından daha fazla problem çıkarmaması için sarayda taş bir odaya hapsedildi. Hatta odanın kapısı bir zincirle kilitlendi. Üstüne de yine Kösem tarafından kurşun döküldü. Kösem'in bu hareketi sarayın diline düştü. Sultan İbrahim'in şehzadeleri 4. Mehmet, 2. Süleyman ve 2. Ahmet'tir. Ancak hiçbirisi bu şehzadelerden 4. Mehmet, Avcı Mehmet kadar
uzun ve mutlu bir taht geçirmemiştir, süre geçirmemiştir. Hoca Avcı Mehmet döneminde iyice gözden düştü. Bu arada Kösem'le işbirliği yaptı. Eski İkbal günlerini arıyordu. Yeni baştan yeni padişah, 7 yaşında tahta çıkan Avcı Mehmet'e hoca olmayı ümit ediyordu. Şimdi bu arada Sadrazam Mevlevi Mehmet Paşa onun bu hareketlerinden kuşkulanıyordu. Özellikle bir divan dönüşü Mevlevi'nin aklı çelindi ve bu arada Kösem Sultan'ın bu kez Cimci Hoca ile değil de yeni Sadrazam'la işbirliği yaptığını görüyoruz. Şeyhülislam'dan alınan fetva ile İbrahim öz oğlu tarafından güya bir ferman çıkartılarak katlolundu. Bu arada tahta çıktığında Cinci Hoca'dan da bir kenara çekilmiş olan Cinci Hoca'dan da cülus bahşişi istendi. Adet olduğu üzere. Ancak yine Naima'nın belirttiği gibi Molla Hüseyin böbreklerinden veya ciğerlerinden birini verebilirdi. Ama akçesini asla. Şimdi bundan sonra Kösem'e hala güveniyordu. Yeni ikbal günleri için maslahata hazırlanıyordu. Öte taraftan gelen ağaya bende para ne gezer? Kazancım masrafıma yetmez demeye başladı. Oysa ki yanındaki yardımcısı onu şu şekilde uyardı. Efendim bir miktar para verelim, hiç değilse bunların çeneleri kapansın. Bunun üzerine hoca ayarı bozuk akçeleri bir taraftan saymaya girişerek bir miktar para vermeye razı oldu. Şimdi bu sırada saray tarafından, Sadrazam tarafından gönderilen kişiler bu olayın üstüne geldi. Ve bundan sonra Cinci Hoca saklı ve gömülü bulunan diğer hazinesinde araştırma durumunda bırakıldı. Çilçil akçeler çıktı. Gümüş zoltalar çıktı. Tam düzgün, ayarı bozulmamış altın ve gümüşler çıktı. Ki bu o zamanın parasıyla korkunç bir meblağdı. Hatta uzun yıllar İstanbul esnafı arasında cinci akçeleri kadar temiz sözü bir darbu mesel oldu. Şimdi sıra onu saraydan uzaklaştırmaya gelmişti. Önce bir kere Habeş sınırında olan İbrindi sancığına Mirliva olarak gönderildi. Fakat daha sonra Molla Marmara'ya açıldı. Bu bir türlü İstanbul'dan ayrılmak istemiyordu. Çünkü demin dediğimiz gibi günün birinde saraya dönmeyi umuyordu. Mihalitçi'ye geldiğinde Damla gut hastalığından şikayetçi olduğundan yatağa girdi. Kendisinin hasta olduğunu ileri sürdü. Bu arada Kösem Sultan'la yakınlığını bildiğinden hem İstanbul'a mektup gönderdi hem de bir taraftan Kırım Hanı'na mektup yolladı. Sadrazam Mevlevizade Mehmet Paşa ise onun Kırım Hanı ile işbirliği yaparak tekrar saraya dönmesinden korkuyordu. Bunun üzerine celladını gönderdi ve Limnili Mehmet Çavuş onu öldürmek üzere görevlendirildi. Padişah fermanıyla birlikte kendisine bu ferman uzatıldı. Elhamdülillah şehit oluyoruz, izin ver iki rekat namaz kılayım demiştir. Daha sonra celladını çağırmış, digel işimi gör demiştir. 29 Ekim 1648'de padişah fermanıyla idam olunmuştur. Şimdi son olarak şunu söyleyebilirim. Karıştığı siyasi olaylara gelince 4. Murat'ın değerli sadrazamı
Kemerkeş Kara Mustafa Paşa'nın katlinden ve Yanya valisi Yusuf Paşa'nın katlinden birinci derecede sorumludur. Ayrıca padişahı İbrahim'i çeşitli şekilde kışkırtmış, halktan ağır bir vergi, o zamanın adıyla işte samur vergisi, amber vergisi diye isimlendirilen bir verginin alınmasına da yol açmıştır. Burada bilgi verelim mesela. Samur şu, padişah İbrahim samur kürk hastalığına yakalanmış. Yani o kendisine samur kürk getirmeyeni bir yere atamıyor. Amber ise o dönemin en pahalı kokusu, dünyanın en pahalı kokusuyla sürünüyor. Hatta sarayın içini samur kürklerle belli odalara döşüyor. O rahatsızlığı böyle has safhaya gelmiş. Tabii biz çok olumsuz özelliklerini anlattık gibi burada. Cinci Hoca'yı aldık, yerden yere vurduk. Ama bu dünyanın her yerinde olan insani bir durum. Mesela ben geçtiğimiz haftalarda Safranbolu'yu gezen iki dostuma, eşi Ukraynalıydı. Herkese istediği tarzdan anlatayım dedim. Nerelisin dedi, Sivastopolluyum dedi. Ben de dedim ki biz hala çocukluğumuzdan itibaren Sivastopol şarkılarını söylemeye devam ederiz. Bilgine dedim, ona bilgiyi verdim. Yani aklımızın bir tarafında. Sonra da dedim ki Rasputin'i bilir misin, tanır mısın? Biliyorum dedi Rasputin'i. Dedim Rusların Rasputin'i vardı. 1907 yılında Çar'ın oğlu hemofili hastalığına yakalanmış. Bu tıbbi olarak ölecek deniyor. Rasputin yaptığı karışımlarla, müdahalelerle Çar'ın oğlunu ölümden kurtarıyor. Aynı bizim Cinci Hoca gibi Rasputin de Rusya'da, Kremlin'de büyük güç sağlıyor ve atamalara karışıyor. Demek ki dünyanın her yerinde siyasete bu tür ya da devlet başkanına bu kadar yaklaştığımız vakit atamaları idare etmeye başlıyorsunuz. Yine rüşvetler alıyor. Fatma Hoca'nın bizden sohbette konuştuk mesela. Cimriliğini anlatıyoruz ama Molière'in cimrisi de bir nevi Cinci Hoca'nın karakterini ifade ediyor. Hür Hocam az konuştu. Yok, acaba hani kıyıda kaldığım için mi böyle oldu diye düşünmeye başlamış. Yani sağ olun. Demet Hocam bir cümle daha söylesin. Yani, söylesin. Hocam söylesin. Hocam buyurur. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Cinci Hoca Osmanlı tarihinde nüfusu kötüye kullananlara bence iyi bir örnektir diyorum. Saygılar sunuyorum. Tamam hocam, teşekkürler. Hür Hocam, hakkınızı helal edin. Çünkü siz bugün gazetede Cinci Hoca hakkında yazı yazmış. Komisyonumuzun söyleşisinden önce yazdığı için cezalandırdım Hür Hocam'ı. ama enteresan bir başlık koymuş. Cinci Hoca Machiavellist mi yoksa Şamanist mi demiş. Tarihe böyle aykırı bakmak gerekiyor. Cinci Hoca hakkında da bu başlık benim ilgimi çekti. Okudum da zevkle. Buyurun hocam. Şimdi tabii yani ben Machiavellizm, yani amaca ulaşmak için her şey mübahtır diyebiliriz. Halbuki sonraki dönem ama siz... Tabii yani Şamanizm'de bu Cinci Hoca'nın ulema olup olmadığı. Çünkü burada din ve dinle etrafı çevrelenmiş bir olaydan bahsediyoruz. Şimdi işte medrese okuyor, medreseyi okuyamıyor. Fakat korkunç bir cevher var. O cevherle zekasını birleştiriyor ve sarayda padişah otoritesinden yararlanarak gelinebilecek en üst makama ulaşıyor. Orası tabii ayrı bir sorun ama ben şimdi çok olay anlatıldı ve bu olay anlatıldığı için de tekrar olayın içerisinde kaybolmadan Cinci Hoca'nın tarih açısından okuması nasıl yapılabilir? Yani böyle bir sorunsalı ortaya atarak biraz daha hani zihinleri meşgul etmek istiyorum. Şimdi bir gün ders anlatırken Kütahya Eskişehir Savaşları yenilgisi sonrasında şöyle bir olay var. 15 Temmuz 1921'de Polatya'ya düşman geliyor. 55 kilometre Ankara. Ankara çok korkunç bir kaosta. Milletvekilleri Kayseri'ye gidelim, çoluğu çocuğu kurtaralım derken Mustafa Kemal Paşa çok ilginç bir şey yapıyor. Birinci Marif Kongresi diye tarihe geçmiş bu. Diyorlar ki ya paşam ne yapıyorsun? Marif Kongresi yapıyoruz. Olur mu ya, düşman gelmiş yani neredeyse içeri gireceksin, kongreden bahsediyoruz, Marif falan.
Şimdi hakikaten burayı Mustafa Kemal Paşa'yı anlamak da çok zor. Yani hakikaten yani bizim hafızalarımız ve bilgi birikimimiz onu anlamayı hakikaten yetecek değil. Neden? Çünkü 4000 tane kitap okumuş. Yani ben okuduysam 100 kitap benim yani kaç mislim oluyor yani. Yani enteresan bir şey. Anlamak hakikaten güç. Şimdi orada çok söylediği samimi bir söz var. Diyor ki biz diyor düşmanı yenebiliriz. Yani düşmandan siz korkmayın. Bizim esas düşmanımız cehalettir. Cehaleti yenemediğimiz sürece biz bu sorunları yaşamaya devam ederiz. Şimdi o zaman Osmanlı tarihinde Cinci Hoca neyin sembolüdür derseniz topluluk olarak cehaletin ve cehaletle birlikte gelen zenginleşmenin sonucu. Şimdi tabii bu çok önemli bir mesaj. Yani Osmanlı toplumunu ne yapmıştır? Şimdi hakikaten İlber Hoca iç dinamiklerle anlatır ve bu görüşledir. Biz hep dış olaylara göre anlatırız. İşte yani İngiliz, Fransız, Çarlık Rusyası sürekli bizi yutmak istiyor. Fakat bizim esas çözülüşümüz, bizim esas olarak, toplum olarak hastalanmamız, kanser hücrelerin oluşmaya başladığı yüzyıl 17. yüzyıl. Alan verdiği tarih de Kanuni Sultan Süleyman döneminde arkadaşın ifade ettiği gibi hocamın saraya Hürrem Sultan'ın hakim olmasıyla. Yani bir devşirme oluşumunun mekanizmaya sokulması. Şimdi bu bir. İkinci olarak şunu söylüyorum. Cinci olayı hadisesi nedir? Merkezi bürokrasinin otoritesizlikten yararlanarak devlet hazinesini soyma girişimidir. Yani bu başka bir şey değildir. Devlet sahipsiz kaldığı vakit devleti içeriden kemirmeye başlayan güçler merkezi hazineyi ele geçirmek için harekete geçiriyorlar. Olay bu. Cinci Hoca da bu şeyin ritmini, zekasını çok iyi kullanıyor. Pekala Osmanlı tarihinde yaşanan bu sorunun esas nedeni ne? Bu saray merkezi bürokrasisini taşrada dizginleyen bir sosyal sınıfı batıda olup bizde olmayan bir sosyal sınıf olmaması. Nedir bu? Burjuva sınıfı. Bizde bu sınıf yok. Bizde bu sınıf olmadığı için müthiş bir hadise, müthiş bir zenginlik. Bu zenginlik Avrupa'da manifaktür üretimde çeşitli zanaat kollarının bir araya gelerek üretim artışı yapıp ihracat yapmasına neden olurken bizim ekonomimizde devletin yağmalanması anlamına geliyor ve biz bu şekilde devleti kendi elimizle batılı güçlere teslim ediyoruz. Yani 17. yüzyıl olayı bu. Yani Cinci Hoca olayı bu. Şimdi burada katılımcıların bence sorması gereken en aziz soru şu olmalı. Bence, kanaatimce. Cinci Hoca gibi yatak altına ve efendim işte havuz altına para saklayan bir adam nasıl oluyor da Cinci Hanı gibi bir yatırımı yapıyor, 50 tane dükkan yapıyor ve hamam yapıyor? Ya burada bir müteşebbislik söz konusu. Burada bence tartışılması gereken olay bu. Şimdi hem cahil hem girişken Cinci Hoca aslında yatırımcı müteşebbis filan değil. Yani Cinci Hoca hakikaten parayı seven bir adam. Müthiş. Yani adamın en büyük zevki yani tabii hani bunu da ölülerin arkasından koşmayı pek sevmem. Akşam olunca herhalde yaptığı iş şuydu benim hayalimde. Birkaç kesesini çıkarıp altınları temizleyip yani o müthiş bir temizleme olayı ki şimdi 4. Mehmet zamanında dediği gibi hocamın cinci akçesi diye çıktığı zaman o kadar değerli bir para pırıl pırıl ve ne yapıyor biliyor musunuz devlet? Böyle bir altının karşılığı hazinede olmadığı için tekrar bu şeyleri toplatıyor devlet. Çok değerli yani. O kadar değerli para. O kadar değerli para. Ve bunları tekrar hazineye alıyor. Paranın israf olmaması yani ülfe şeklinde dağıtılmaması için. Bir bilgi vermek istiyorum. Yani Cinci Hoca'nın geliri konusunda. Şimdi bir padişah cürusu aşağı yukarı 3 milyon altına mal oluyor. 4. Mehmet tahta çıktığında 1.758.000 dükkan altın dağıtılmış, para dağıtılmış Yeniçerilere.
Paşa şey Cimcu Hoca'nın parası da 1.920.000 lira. Yani arada bir şey kalmamış şey olan. Yalnız buraya malı, mülkü, temlikleri tam dahil değil. Yani Cimcu Hoca nakit para. Evet, nakit olarak nakit olarak 300 milyon akçeye sahip ya. İstanbul'un biraz önce dediğim gibi en zengin adamı. Pekala bu yatırımı nasıl oluyor? Şimdi Sayın Hocam kız çocukları da hani şimdi özür diliyorum tabii yani meclisten de çok özür diliyorum. Bu adamın iktidarsızlığı söz konusu. Yani çocuk filan olmuyor. Ya öyle şey yok ya, herhangi bir şey yok. Şimdi burada Cimcu Hoca ile birlikte o tedavi süreci içerisinde çocuk olduğu vakit tabii Kösem Sultan diyor ki ya ben de ne isterseniz isteyin. Ya Cimcu Hoca'nın buraya bu yatırım yapacak aklı şey pozisyonu da yok. Buraya Kösem Sultan yaptırıyor. Buraya Kösem Sultan yaptırıyor. Bu kesinlikle bu böyle. Şöyle bir bilgi ekleyeyim mi hocam? Buyurun hocam. Bu konuşmanın başında Amerika'dan gelen gümüş ve altından bahsettiğim vakit Osmanlı yönetimi diyor ki padişah, altınlar yurt dışına çıkmayacak. Ancak ekonomik dengeler kıyaslandığında İran'a gittiğinde bu gümüş ve altın Osmanlı topraklarına giren ekonomiden kaynaklı olarak daha değerli oluyor. Hani günümüzdeki doların değeri gibi ya da TL'nin değeri gibi düşünün. İşte Gürcistan'da bizim paramızın daha kıymetli olması gibi. Hızlı bir şekilde paralar buraya akıyor. Peki İran'a aktığı vakit ne oluyor? İran'dan ne alınıyor? İşte baharatlar, kumaşlar, ipekli dokumalar vesaire geliyor. O zaman bunun arkasından bunlar geldiği vakit ne olması gerekiyor? Hanların ve hamamların olması gerekiyor. Yani aslında sistem ekonominin böyle savrulmasıyla beraber başka bir şey ortaya çıkarıyor. Yani Cinci Hanı çıkıyor. Evet, bu ticaret yolundan gelen ticaret erbabının bu handa konaklaması lazım. Anadolu'nun birçok yerinde ahşaptan yapılmış hanlar var. Safranbolu'daki kesme taştan yapılıyor. Yangına, hırsızlığa karşı güvenilir. O yüzden zengin bir tüccar buraya geldiğinde malını çok rahatlıkla koyabiliyor. Peki Köprülü Camii ve akareti niye buraya yapılıyor? İşte bu kadar madem burada para dönmeye başladı, onlar da o vakıf gelirini arttırmak için işte deri ticaretinin de vesairesinin de olmasıyla beraber Köprülü Vakfı buraya bir de cami ve çarşı yaptırıyor. Yani Safranbolu para kazanılan bir yer haline geldiği için ekonominin bu şekilde savrulmasıyla beraber bu kurumlar ortaya çıkıyor. Şimdi tabii yani burada Mehmet Bey'in dediği gibi şöyle bir soru şu. Bu soruyu ben 2010'da yazmış olduğum kitapta kullandım. Tarih içinde Safranbolu yazarken Safranbolu tarihi neyle başlar? Ki tabii yani böyle bir soruya verilecek yanıt efendim yani araştırabildiğiniz kadar araştırmışsınızdır. Arkeolojik kazı yapmışsınız. İşte şurada büyük Göztepe var. İşte orada milattan önce 400'den başlar. Milattan önce 400'de falan başlamıyor. Yani Safranbolu tarihi Cinci Hanı'nın kurulmasıyla başlıyor. Hocam da ifade ettiler. Bu Cinci Hanı ile yapılmış Sahip Turgal diye bir arkadaşımızın yüksek lisans tezi var. 25 kilometre öteden 20 ton taş taşınarak, molos taşlar Cinci Hanı yapılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani burada bir tertip var ve bir devlet etkisinin olduğu, söz konusu olduğu muhakkak. Müthiş bir han. Ve bu hanı 35 bin nüfuslu Ankara'daki Kurşunlu Han'la karşılaştırdı ki nüfus o zaman 5 bin buranın. Ve aynı zamanda Bursa'daki Pirinçli Han'la karşılaştırıldığında çok korkunç bir maliyeti olduğu anlaşılıyor. Ve bu maliyetin arkasında da Cinci Hoca'nın Topkapı Sarayı'nda İbrahim'e uyguladığı şifayla elde ettiği üstünlük yatıyor. Ve yani bunun da anlamı şu, eğer bu tedavi süreci olmamış olsaydı erkek çocuk dedi hocam, evet yani erkek çocuk diyelim, olmasaydı Osmanlı soyu sona eriyor ve bu sarayda tartışıldı. Nereden adam getireceğiz ve bu devleti devam ettireceğiz? En yakın yer Kırım, Müslüman Giray sülalesinden birisini alıp Osmanlı sülalesinin devam ettirmesi. Şimdi o bakımdan Cinci Hoca'nın gerçekten hani hocalarım da biraz önce dedi hep kötü yanından bahsettik.
Cinci Hoca okuma, özel bir karizma. Yani Karabaşzade İbrahim bir gün camide vaaz verirken diyor ki bizim sülalemizin başına çok yakında diyor bir felaket gelecek. Evleri yanıyor. Evleri yanıyor. Ya o evleri yandıktan sonra fakirleşme sürecine giriyorlar. Ben bunu Tahsin Ünal'dan okudum. Resimli Tarih Mecmuası'nda 1955 yılında yazmış. O Cinci Hoca'yı Konya Karaman'dan Sadreddin Konrevi, zaten sürekli olarak dedesinden duyduğu şey de o biz, Sadreddin Konrevi'den geliyoruz, ünlü tasavvuf erbabı. Selçuklu sülalesine bağlıyor kendisini, okumamış ama yani aileden almış olduğu eğitim kendisini tanımlayacak noktada, zeka da, IQ de çok yüksek, bu şekilde tırmanışa geçiyor. Şimdi bir problem daha yaratalım, delilik meselesi olayında. Şimdi efendim, ondan sonra 4. Mehmet geçiyor. 4. Mehmet'in durumu da zayıf. Köprülü sayesinde devlet ayağa kalkıyor. Yani şimdi 1. Ahmet'le başlayan süreç içerisinde bir kafes hayatı var. Yani eskiden Osmanlı sultanları tahta geçmeden önce bir şehzade sancağa çıkma olayı var. Orada tecrübe kazanıyor. Bu olay ekberiyet yasasıyla sona eriyor. En yaşlı ve en olgun tahta geçecek deyince herkes kafeste bekliyor. Kendisini gelecek süreye bekliyor. Bu Topkapı Sarayı yani müthiş. Yani taşlarla yani o şeyde uyuyorda insanlar işte yani kim ne öldürecek. Yani merkezi hazineyi ele geçirmek için derşilmeler partileşmişler. Kim ne alırsına oraya geçmiş. Hocam biraz önce ifade etti. Kösem'in bir yüzü evet melek gibidir diyor. Bir yüzü de diyor şeytan gibidir diyor. Paraları toplamış. Müthiş para top. 30 yıl devleti yönetmiş. Devleti resmen soymuş. Oysa devletin kendisiydi. Yani merkezi bürokrasinin devletin çöküşünü görüp ne kaparsam kardır şeklinde bir devlet yönetme zihniyetiyle 18. yüzyıla girmişiz. Biraz batı ilminden yararlanmaya çalışmışız. Fakat o sırada ortaya çıkan sanayi devrimi Osmanlı'yı yutmuş. Milliyetçilikle birlikte işimizi, pilimizi bitirmiş. Yani soru olursa öyle yaparsak yani, kısa kesmemize yarar var. Şöyle, evet, buyurun. Şöyle toparlayabiliriz. Buyurun. Aslında devleti soyma diye tabir ettiğimiz rüşvetler vesaire sonrasında aslında devletin parası yine müsaadeyle veya el koymayla yine devlete geliyor. Devletin malı kaybolmamış, vakıflar aracılığıyla da yatırım haline gelmiş. Cincehan ve hamurunda gördüğümüz gibi. Şimdi biz Padişah İbrahim'le dönemiyle beraber toparlayabildiğimiz kadar toparlamaya çalıştık. Safranbolu'da bu ilişki alanı kuran, ona değinmedik aslında, Cincehan'ı, Hamam'ı, Köprülü Mehmet Paşa Camii'yi ve o dönemin mimar başı Kasım Ağa unsurları var. Kısaca buna da değinelim, daha sonra soru sormak isteyenler soru sorsun. Şöyle söyleyebilirim, 1. İbrahim'den sonra, 4. Mehmet'ten sonra evet, Köprülü ailesine devlet veriliyor ama 1683 yılında Osmanlı Devleti Viyana'yı kuşatıyor. Yani bu kadar bozuk yapı olarak ifade ettiğimiz Osmanlı Viyana'yı kuşatıyor. Hatta bu Osmanlı 1774'te ikinci defa Viyana kapılarına kadar, özür dilerim, 1699'da 1683 ondan önce 1500 yıl önce. Bir daha Viyana kapılarına gidiyor. Bu önemli bir olay. Cinci Hoca sarayda tabii bu nüfuzlu kişileri belirlerken Mimar Kasım Ağa'nın hayatını kurtarıyor ve onun mimarbaşı olmasına vesile olan kişidir. Yani günümüzle kıyaslayacak olursak Türkiye Cumhuriyeti'nde Bayındırlık Bakanı neyse Kasım Ağa da o vazifeye geliyor. Mimar Kasım Ağa da hemşerisi Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam olmasını sağlıyor. Ve bu 100 metre mesafede Safranbolu'da, yani bir tarafta işte Cincehan'ı ve Hamam'ını Mimar Kasım Ağa mı yaptı, yapmadı mı tartışmaları sürerken o kesinlikle. Hocam bugünkü yazısında tartışma götürmez şekilde Mimar Kasım Ağa yaptırmıştır diyor. Ve hemen 1661 yılında da yine Cincehan ve Hamam'ın yanında Köprülü Mehmet Paşa Camii ve Nakareti Çarşısı, Yemenici Yararastası yapılıyor.
Demek ki saraydaki bu yakın ilişkilerde birbirlerini bir yerlere getirdikleri için Safranbolu'da somut bir şekilde bu üç tane temel yapının doğduğunu görüyoruz. Ne oldu o dönemde, iyi miydi, kötü müydü, tarihte hiçbir şekilde bu yönde bakamayız. Devletin devamlılığını sağlamıştır Cinci Hoca. Aynen. Not aldım. Evet. Kösem Sultan'la beraber istişareli bir şekilde devleti yönetmişlerdi. Evet. Not aldı. Ticareti olabildiğince geliştirmeye çalışmışlardı elbette bozulmalar olmasına rağmen. Not aldık. Ve biz Safranbolular olarak da bize bu güzel Safranbolu'yu da hediye etmişlerdir. Aynen. O yüzden ben ne olursa olsun hayır alıyorum. Safranbolu'ya bu üç temel eser UNESCO dünya çapında UNESCO'ya girmiş Safranbolu'yu bize armağan bırakmıştır. Binlerce kişi buradan ekmek yiyor. İşte tanımadığımız dostlar edinmemizi sağlıyor. Bunlar da Cinci Hoca'nın herhalde bize hediyesidir. O yüzden ben ruhuna Fatiha okuyorum yani ne olursa olsun. Kesinlikle, kesinlikle. Bir tarihçi olarak, bu torun olarak nihayetinde ata olarak kabul ediyoruz. Ve kabul ediyorum ben Cinci Hoca'yı. İyileriyle ve kötüleriyle kabul ediyorum. Şey yapalım. Çok uzadı. Evet. Merak edenler bize özel olarak cevap şeklinde gidersek güzel olur. Sormak isteyen varsa tamam, doğru söylüyor yani. Yani bunu çok daha cevap şeklinde gidelim. Buyurun İbrahim Hocam. İbrahim Görkem, emekli matematik öğretmeni. 1976 yılında Karabük Enstitüsü Meslek Lisesi'ne geldiğimde Mehmet Özdede Bey beni çarşıdaki evlerine bir Ramazan akşamı iftara götürdü. Orada rahmetli annesine bir soru sordu. Safranbolu'da dedi, ailelerin çocukları ya bir tane, iki olursa birisi erkek, birisi kız. Bunun sebebi nedir dedi. O zaman bana bunu anlatmadı, açıklamadı. Daha sonra zannediyorum 1978 veya 79 yılında bu konuyla ilgili bir grup geldi. Bağlar kesiminde Türkiye'nin ilk nüfus planlamasının yapıldığı yer Safranbolu'dur diye tescillemişti. Şimdi Cinci Hoca'nın ailesini, çocuklarını anlatmadınız. Nuri Hocam Safran'dan, afrodizyaktan bahsetti. Ticaretten bahsetti. Safranbolu'daki çok çocuklu olma, erkek çocuk olma ilmini tıbbi nebeviden acaba Cinci Hoca tedarik ederek saraya götürüp erkek çocuk sahibi yapmayı Safranbolu'dan mı götürdü? Yani o terkipleri nerede mi? 40 senelik sorunun cevabını bu akşam burada buldum. Evet. Tabii ki. Yani bizim buradaki bitkilerden de yararlandı. Evet. Ve ana madde gerçekten. Evet. Safran bitkisi onu kullanmış ve Kösem Sultan'a bizzat bu bitkiden çok bahsetmiş. Evet. Hatta sarayın bahçesinde de dikmeye çalışmışlar, tutmamış. Oranın iklimine uymuyor çünkü. Yani onu da yapmışlar. Çocuğu var mı? Tabii çocuğu. İstanbul'daki şeylerden de almıştır. Evet. O acaba yani. Erkek çocuğu var mı bu insanın? Hocam, aile hayatı nedir? Kaynaklarda, özel bir durumunun kaynaklarda öyle bir şey geçmiyor. Bu şimdi kazasker, yani kazasker nedir? Adalet Bakanı'dır. Dönemin Adalet Bakanı'nın kızıyla evleniyor. Malı müsaade edildiğinde kızın mihri 1000 akçeydi. Devlet o müsaadenede etti o parayı kıza yani eşine iade ediyor. Kaynaklarda çocuğu olup olmadığına dair herhangi bir veri yok. Zaten ondan sonra ya yani bunu 2 yıllık bir var. Ondan sonra işler hep ters gidiyor. Erkek çocuğu Safranbolu'dan mı saraya taşıyor? Ya burada bir çocuk var hep erkek. İkincisi kız. Şimdi İbrahim Hocam şöyle bir şey var orada. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Kafamdaki 40 senedir soruya Nuri Bey bir pencere açtı. Evet. Ben takip ediyorum. Ya Safranbolu'nun bütün Türk siyasetine her şeyine katkısı var. Ona da katkısı olmuştur. Kısaca öyle diyeyim yani. Şimdi sadece inanç noktasında da değil. Psikolojik tedavi. Padişah İbrahim'i herkes tırnak içerisinde, bir hocam böyle aklınıza sığınarak dedi, herkes kadın sunmaya başladı. Evet.
Yani hatta Padişah İbrahim'in Zafira isimli çocuğu olan bir kadını bağrına basması, daha sonra Hatice Turan'la kavgalar vesaire, havuza atılması olayı, yani kötü olaylar vesaire, bu Batılıların resmettiği harem ve işte sefahat görüntülerinin oluştuğu bir dönemdir. Ama buna bu kadar yol açılmasının sebebi soy tıkanıyor. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Hayat meselesi, devletin varlığı, beka meselesi. Hiçbir kural tanınmamış burada. O erkek çocuk olacak gelmiş ve yapılmış. Kavramoğlu'dan mı taşıdı? Evet. Buradan taşıdı. Buradan mı taşıdı? Bir şeyden söyleyeyim hemen sizin şeyinizi ekleyerek. Manisa Mesir Macunu var o sıra. Bakın onda denenmiş. Fakat sonra şu andaki Mesir Macunu'nun oluşumuna bakın, safran var içinde. Eskiden yok. 1600'lü yıllarda Mesir Macunu'nun içinde safran yok. Ondan sonra var ama. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Şehzadelerin olmaması şöyle bir kriz doğurdu. İşte eğitime yollanamayan, eğitimsiz şehzadeler. İşte 4. Mehmet 7 yaşında tahta geliyor. Çocuk padişah, devlette bir aile önlerine geçiyor. Biz 17. yüzyılda belki padişah ismi hatırlamayız ama Köprülü ailesi dediğimiz vakit, Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Köprülü Ahmet Paşa vesaire biliriz. Mesela Evliya Çelebi'den Fatma Hocam kısa bir dipnot versin bize. Köprülü ailesi hakkında bir şey bilelim mesela. Uzmanlar ne söyleyecekseniz ilk 10 dakikada söyleyin derler ama iyice uzadı konumuz. Çok kısa bahsetmek istiyorum. Evliya Çelebi seyahatnamesi 5. cildinde Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığından uzun uzun bahsediyor. Boyuna eğri Mehmet Paşa vezirlikten alınıp yerine Köprülü Mehmet Paşa vezir olunca Evliya Çelebi'miz Hamisi Melek Ahmet Paşa'yla Silistre Kalesi civarında. Haberin gelmesi üzerine Mühürdar Osman Ağa diyor ki, ne günlere kaldık, Köprülü gibi bir miskin, iki öküze saman vermeye gücü yetmeyen bir adam sadrazam oldu diyor. Bunun üzerine paşa çok sinirleniyor, ürküp korkuyor. Çünkü o Köprülü'nün ne kadar dediğim dedikçi olduğunu biliyor. Meğer Köprülü'den kendisine de şöyle bir mektup gelmiş o sırada. Seninle sarayda beraberdik, arkadaştık ama şimdi bilesin ki bundan sonra benim emirlerimin dışına çıkarsan seni parça parça ederim diyor. O yüzden Köprülü Mehmet Paşa'dan Melek Ahmet Paşa'nın aklı çıkıyor. Evliya Çelebi'ye bir sohbet anında da Köprülü için şunları söylüyor. Bu koca Köprülü diğer vezirlere benzemez. Sanıyorum Hür Bey'den duymuştum. 80 ve 86 yaşlarında. Evet, 86 yaşında vefat ediyor. Evet, sanıyorum sadrazam olmuş. O 80. koca demesi belki de yaşından dolayı mı bilmiyorum. Feleğin çok sıcak ve soğuğunu görüp yoksulluk da çekmiştir. Birçok seferinde her şeyi dikkate alıp halka hakim olmuştur. Gerçi zalim ve inatçıdır. Anadolu vilayetlerinden Sekban ve Sarıç eşkıyalarını kaldırır. Sikkeyi kullanımdan kaldırarak kara seferlerini açarsa bilirim ki devleti disiplin eden kişidir. Eğer sen ve ben sağ kalırsak neler yapacağını göreceğiz. En iyisi Köprülü ile güzel geçinelim diyor. Evliyamız da Köprülü hakkında şunları söylüyor, düşünceleri şöyle. O ak sakallı, beyaz sofe, siyah samur kürk kaplı giyer, nurani yüzlü ama kan içen, zalim tabiatlı, çok ocaklar söndürmüş, çok masum ve caninin canına kıymış, çok aile reislerini kaçırmıştır diyor. Hep de meselesi var yani. Dünya Çelebi'nin Köprülü Mehmet Paşa ile meselesi var. Buradan meselesi çok önemli. Biraz abartmış. İbrahim Hocam, siz bir soru soracaktınız. Buyurun İsmail Hocam. İsmail Hocam, özür dilerim. Herkese iyi akşamlar. Hazırlayıcılara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir tarih sohbeti oluyor. Öğrenmek istediğim iki konu var. Kafamı takılan bir tartışma istediğim. Şimdi hocanın sürgün hayatına baktığımızda Habeşistan sınırı hariç olmak üzere sürgün edilmiş olduğu yerlere dikkat ederseniz İstanbul'da çok yakın. Evet. Şimdi burada insanın aklına şu geliyor. Her ne kadar sürgün ediliyorsa da yönetim tarafından galiba bürokrasiye yakın ilişkileri
veya hocadan yararlanmaya çalışan saray çevresindeki insanların belki etkileriyle hoca hiç uzak yerlere sürgün edilmiyor. İşte Miyalıcı, Gelibolu, İzmit gibi yerlere sürgün edilmiş. Habeşistan'a giderken bir hastalanıyor. Evet. Hastalanıyor, tekrar geri geliyor. Evet. Yani her ne, hani hep duyarız ya, evet. Girit'e sürülür, Osmanlı'da en uzak diyarlara sürülür. Yıldız'a sürülür. Yıldız'a sürülür. Fakat koca böyle bir sürgün şansı yaşıyor. Evet. Herhalde kurmuş olduğu bürokratik ilişkiler sayesinde olsa gerek diye düşünüyorum. Hocam kaynaklarda bu manevi gücünden korkulduğu için yazıyor. Evet. Hakikaten yani şimdi bizim şimdi bu tabii bilim dünyasının kabul etmediği bazı gerçekler var. Bu bazı gerçeklerde de gizli güçler var. Yani bu gizli güçleri anlamaya çalıştığımız zaman kafamızın darmadağın olduğunu görüyoruz ve farklı mahreçlerde kokular yaşamamıza neden oluyor. Yani şeyde. Hoca hala tabii, etkisini tabii yani cinne cünne mecenne diyor. Yani bu nedir cinne cünne? Gizlenmiş, korunmuş, muhafaza edilmiş. Yani böyle bir insan tipolojisiyle karşı karşıyayız. Yani başka türlü bunu izah etmek mümkün değil. Yani hiç biliminiz yok, sıfır bilimle devletin en üst aşamasına gidiyorsunuz. Devletin hem parasını kullanıyorsunuz hem de siyasetine yol veriyorsunuz. Yani şimdi Girit'i fethetmeye kim karar vermişti? Cinci Hoca. Kemal Keşkar'ın Mustafa Paşa'nın ölümüne kim karar vermiş? Cinci Hoca. Yani burada hiç ilim görmemiş, bu tahsil görmemiş bir kişiden beklenebilecek bir şey değil. Yani bu burada doğuüstü bir şeyler de var. Yani şimdi oraya girdiğimde ben de korkuyorum. Ben anlatabilirim. Ve o yani hayır, o saray da bundan korkuyor. Demin Fatiha, saray da bundan korkuyor. Demin Fatiha okuduydum o yüzden. Saray da bundan korkuyor. Saray da bundan korkuyor. Hocam şimdi tezat da bundan korkuyor. Tezat gibi geliyor. IQ'su çok yüksek dediniz. Ama aynı zamanda diyor, 20, tezat değil o. 21, 25 yaşına kadar da okuma yazma öğrenemedi. Hayır efendim, bakın tezat değil. Kurnaz. Yani akıl işine, işine geliyor. Yani makyavelizm dedik. Niye dedik? Amaca ulaşmak için her şey mübah. Bunun dinle bir alakası var mı? Yok. Zaten kendisini ulema sınıfında hiçbir zaman kodlamadım. Şimdi Gaziantep'li bir arkadaşınız var, tarih öğretmeni. Kendisi Gazi Üniversitesi'nde, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mehmet kardeşim gibi yüksek lisans yapmış. Maktul Şeyhülislamları anlatıyor. En etraflı çalışma kendisine ait, İsmail Gakki'ye ait. Makalenin başlığı şöyle: Osmanlı'da yozlaşmış olan ulemaya örnek Cinci Hoca. Bu başlık yanlış. Bu başlık yanlış. Çünkü o zaman ulemaya hakaret etmiş oluruz. Nedir bu ulema? Ulema Osmanlı'da aydın sınıf. Ulema değil o. Abi ulema değil bu. Yani onun için onu diyorum yani. Ulema değil. Yani bunu ayırt edin. Yani bu özellikle hani şimdi biz burada dini konular da var bu işin içerisinde. Bu kişi ulema değil. Yani ulema gibi biz Cinci Hoca'yı konuşuruz. Cinci Hoca genetik veraset usulüyle bir takım cevherleri, tözleri içinde barındıran ve ailesinden öğrendiklerini de buna katkı yaparak İstanbul'a gelmiş, Karagümrük'te bir odada durarken birdenbire medrese dış, ulema sevmiyor bunu. Yani biraz önce hocam anlattı, Şeyhülislam Yahya Bey sevmiyor, Bahai Efendi sevmiyor. Yani Cinci Hoca dediğinde aman dur diyorlar, hemen dur diyorlar. Yani Cinci Hoca'nın adını duyduğu zaman korkuyorlar yani, Cinci Hoca'dan korkuyorlar. Bu ulema değil. Ya bu kendine özgü, kendine özgü bir birisi. Kendine çok özgü aslında. Ayrılmak isteyen, vakti olmayan davetler varsa ayrılabilir tabii ki. Hani saygısızlık olmaz, onu belirteyim. Soru sormak isteyenler. Ben bir şey daha söyleyeceğim ama burada. İsmail Hocam'ın bir sorusunu daha var. Çok özür dilerim hocam. Nere hakkım olan bir soru daha var. Yıllar önce bir kaynak okumuştum. Şimdi Cinci Hoca'ya ait olan eserleri biliyorum. Fakat bunlardan bir tanesi sanıyorum eksik kalıyor. %100 emin değilim. Kalealtı Okulu'nun bahçesinin bahçe duvarında Cinci Han'ın saray duvarı olduğunu çok daha öncelerden duyardım. Fakat bu yıllarda, son yıllarda bu hemen hemen hiç dile gelmiyor. Benim bir tarih bilgisi yanlışlığım mı, yoksa yavaş yavaş unutulmaya başlayan bir bilgi parçası mı?
gerçek mi yoksa merak ediyorum. Sizin burada bilginiz var. Ne? Bizans'tan kalma bir kalıntı. Eski halinde de var aynı şey. Şu konuşmalarımızda Cimci Hanım'dan da söz etmedik. Buradan Kastamonu'ya kadar 60 küsur odada kesme taşla yapılmış, yapım tarihi kesin belli olmayan çok büyük bir han. Artı sizin dediğiniz gibi Koyal Koklu'nun alt duvarlarını halen daha oyma vesaire gibi orada bir şeyler görülebilir. Cimci Hoca'nın konuğu olduğu ancak bir yangın sonucu 20. yüzyılın başında yandığı bilinmekte. Ben bu sözleri anneannemden duyardım. İlk gelin olduğu yer orasıymış. Yani orada bir müddet oturmuş. Cimci Hanı'na vakıf olarak da Hamide Hanım Vakfı başlığı altında hamam vakfedilmiş. Ama şimdi Hamide Hanım aramızda konuşuyordu. Hocanın eşi mi yoksa annesi mi? Annesi. Onu şu anda öğrendim. Benim bilgilerim bu kadar. Teşekkürler sana. Evet, buyurun. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Vakil Duvar, inşaat mühendisi. Çok teşekkür ediyorum. Yani vaktimizin yaratmış olduğu sinerji, komitenin değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir bilgiyi paylaşmak istedim. Malum Cinci Hanı'nın restorasyonunda bir çalışmamda ben de 2000 yılından sonra, 2005 yılı arasında Osmanlı 17. yüzyıla ilgili bir hayli araştırmalarım oldu. Hala da zevkli okuyorum, büyük bir zevk. Ve şu anda da müthiş zevk alıyorum. Şunu söylemek isterim. Cinci Hoca'nın soyundan kimse var mıdır? Evet, vardır. Şöyle, belge Profesör Abdülkerim Abdülkadiroğlu rahmetli Safranbolu Vakfiyeleri kitabında mahkemeler bölümü vardır. Yani o vakfiyede vakfiye senedi var. Onunla ilgili o vakıf senedindeki mal mülk listesini ayrıca söyleyeyim ama o 1800'lü yıllarda Cinci Hoca'nın soyundan geldiğini iddia eden bir şahıs. Şu anda isim hakkında. Mukayyizade Osman. Evet. 1897. Kastamonu'nun sicil mahkemelerine müracaat ediyor. Ve o günkü mahkeme kararıyla kendinin Cinci Hoca soyundan olduğunu tespit ettiriyor. Evet. Ve şu gün hala hocamın dediği gibi mukayyizadelerin Safranbolu'da olduğunu ben öğrendim. Sizler de araştırın. Kimler olduğunu öğrenebilirsiniz. Vakfiye senedinde çok net şu yazıyor mülküyle ilgili. İşte han, hanın özellikleri, işte üst katında kaç oda, ortasında işte maalesef burada onu da paylaşmak isterim yeri gelmişken. Avlunun ortasında çadır var, çadırvanın üstünde mescid-i müştemil diyor. Evet, öyle diyor. Bu bir kayıptır. Benim içimde de bir yaradır. Bu soruyu 2005 yılının ortalarına kadar hiç kimse sormamıştı. Vakıflar Bölge Müdürü de sormadı. Ama çok üzülerek şunu söyleyeyim. Japonya Büyükelçisi'nin eşi bana sordu bu soruyu. Dedi ki bu hanın ortasındaki avlunun ortasında bulunan şadırvanın üstündeki mescit nerede? Bakın arkadaşlar bu vakıf çok önemli bir konu. Yani Vakıflar Bölge Müdürlüğü bilmiyor. Bizler bilmiyoruz ama bir Japonya Büyükelçisi'nin eşi bana bu soruyu sordu. Han tarif ediliyor. Hatta hanın arkasında bugün mesela Bostanbükü Pazarı'nın olduğu 1645 yılındaki vakıf senedinde yazılı. İşte kuzeyinde şunun dükkanı, işte bilmem kim, evet. Hamam anlatılıyor. Ve Kalealtı İlkokulu'nda saray olarak, evet. İşte üst katında altı oda, alt katında mutfağı, bilmem nesi ve onun yanında bir müştemil hayatından bahsediliyor. Yani İsmail abinin sorduğu sorun da belki bir anlamda bu cevabı. Evet. Orası aslında Cinci Hoca kendine saray değil. Yani aslında Cinci Hoca özetleyecek olursak çok zeki bir insan. Yani bunu Von Hammer tarih kitabında da yazıyor. Yani dünyada gördüğüm o dönemde en zeki insan. Yani biz evet okumamış şu bu falan ama gerçekten çok zeki bir insan olduğu tescillenmiş. Orada ifadenin çok uzun sürmeyeceğini biliyor. Kılıyor adam. Ne yapıyor? Ben burada diyor çok yaşayamayacağım.
Günümüzde de işte han, hamam, saray üçlüsü halen geçerli değil mi? Yaşamın garantisi. Yani o gün bir emekli maaşı falan yok. İşte hamamı yapacak, hanı yapacak, oradan bir gelir getirecek, sarayda da oturacak. Amaç bu. O buraya geldiği zaman. Yalnız hocam ben şu konuda yani hanı, hamamı Kösem Sultan yaptırmıştır. 4. Mehmet'in doğumunun karşılığında ona çok katılamıyorum. Neden? Yok, 4. Mehmet'in doğumu tamam. 4. Yani Mehmet'in onun olmasıyla doğru, doğru. Şimdi, evet. 4. Evet. Mehmet tersten gidelim. 4. Mehmet ne zaman tahta çıkıyor? 1648'de. 1648'de. 7 yaşında. 7 sene geriye gidelim. 1641. Mümkün değil çünkü 1642'de Cinci Hoca saraya çıkıyor. Sarayın yapımı, şimdi bakım sureti 2 Nisan 1645. 45 doğrudur. 2 Nisan 1645. Evet, bitim tarihi. Şimdi bitim tarihi bu. Evet. 2,5 yılda yapılmış. Evet. O zaman 2,5 yani 1641 yılında Kösem Sultan'ın yapılması savuna ben katılmıyorum. Hiçbir yerde de okumadım bunu. Şimdi Cinci Hoca onu bakın evet. Profesör Semavi İyiceoğlu'nun kitabında tamam, Mimar Kasım hakkında bir küçük bir fasikülü vardır bilirsiniz. Tamam. Orada Mimar Kasım hakkında hatta Demet Hocam 1646 yılında dedi sürgününün orada sanıyorum bir küçük yanılma var. Yanılma İlk sürgünü 1644 İzmit diye geçer. İzmit evet. Gelibolu diye geçer. Evet İzmit Gelibolu. Evet, o bence parantez açıyorum o Gelibolu değil Safranbolu. Mimar Kasım'ı ki onun sürgüne gönderilmesinin bir ayrı bir hikayesi var. Yani şimdi bir birkaç yerde Gelibolu. Evet. Efendim? Birkaç yerde Gelibolu olarak geçiyor sürgünü. Yani tamam, yani o 1644'teki sürgününün bu benim kendi kişisel evet, yorumum. Evet. Safranbolu olduğu kanaatindeyim. Çünkü Bolu. Bunu Semavi İyiceoğlu diyor ki evet. Yani bu benim savunum değil bu tarafı. Ki o zaman Safranbolu'nun nüfusunun hadi 3000 olsun en fazla 5000 yok 5000 civarında 5000 olduğunu düşünelim evet. İyimser bir rakamlar. Evet. Nuri Hocam da söyledi Hacılar Obası'nda 25 kilometrede diğer bir düşünce kalenin yıkıntı taşlarından hangisi olursa olsun hiç önemli değil. Evet. O günkü teknikle bir hamamı düşünün. Mehmet Bey'in dediği gibi alttaki o mükemmel kanalizasyon sistemini ve işte alt tarafında hanın yapılması ve şu gün bile hayretle baktığımız teknikler var. Gerçekten çok ciddi teknikler var. İşte Kale Ayıttı İlkokulu altındaki duvarlar vesaire. Bunların bu kadar kısa zamanda yerel imkanlarla, ustalarla, malzemeyle ve el gücüyle yapılmasını düşünmek mümkün değil. Bu bir teknik yani şimdi 63 tane ya odak. Devlet kontrolünün de olması gerekiyor. Yani tek bir şahıs işinde fazla şey yapmıyor. Kesinlikle değil. Yani. Mimar Kasım'ın, Semavi Hocamızın dediği gibi kitabında Mimar Kasım'ın buraya bizzat görevlendirilerek o sürgünde, 1644 yılındaki sürgünde buraya görevlendirilerek burada yaptırıldığını Semavi Yüceoğlu'nun kitabından izin verilmek istedim. Ya orada belge yok tabii. Yani o da belgeli değil. Tabii yani şey yapmıyor. Yani şimdi şöyle bir şey. Biz burada şunu tartışıyoruz. Osmanlı'da girişimcilik ruhunu tartışıyoruz. Yani merkezi bürokrasinin ancak girişimciliği nedir? Vakıf kurma olayıdır. Bu da müsaade eden korku olayıyla. Hocam bunu ifade etti. Söylemişti. Fakat burada korkunç bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani devrinin Hilton'u diyebileceği büyük yapıyla karşı karşıyayız. Ben biraz önce dikkat ederseniz mukayese ettim. Yani Kurşun Han'la da mukayese ettim. Kilişlik Han'la da mukayese ettim. Birisi 40 bin nüfus, birisi 35 bin nüfus. Ankara ve Bursa'nın 5 bin nüfuslu böyle bir cevhere sahip olması neyle açıklanabilir? Yani hangi teknikle açıklanabilir? Yani bu tek başına işte Cinci Hoca benim param var. Ya ben şuraya bir yatırım yapayım. Yani bana çok şey gelmiyor, akılcı gelmiyor. Neden? Bizde çil altınlar hala yatak yortkan altındadır. Yani zaten ekonomiyi dinamiklikten yoksun bırakan bir metadır. O yüzden yani o çil altınları sevmiştir. Yani burada devletin de şeysi var. Yani burada olay çok büyük. Neden olay çok büyük? Yani Sultan İbrahim 4. Mehmet'e kavuşmasa, dediğim gibi iddia ediyorum ve yine iddia ediyorum, Osmanlı soyu sona eriyor. Problem burada bu. Evet, şimdi biraz önce dediğim gibi Kırım'dan şey getirdik. Evet yani getirdik. Şimdi diyor ki deli olayını tartıştık. Şimdi siz
bundan sonra yani gelen padişahların hepsi İbrahim soyundan geliyor. Siz oraya deliği çaktığınız zaman burada o zaman şöyle bir sorunla karşılıyoruz. Acaba deli sülalesi bir tarafından yönetiliyoruz diye. Şimdi böyle bir sorun da ortaya çıkıyor. Şimdi o yüzden şimdi ben gelmeden önce şöyle düşündüm. Osmanlı Devleti'nin üçüncü kurucusu kimdir dedim. Kafamda tez oluşturdum. Yani kendi oluşturdum. Şimdi birinci kurucusu Osman Bey, ikinci kurucusu Çelebi Mehmet, herhalde üçüncü kurucusu da hanedandan birisi olmak itibariyle Cici Hoca'dır diyorum. Yani o yüzden burada müthiş bir karizma yani. Yani bunu yaslamamız mümkün değil. Yani son olarak bunu söylüyorum. Yani şeyin ben şunu da söylemek isterim son olarak. Mesela Mimar Kasım'ın sürgünden geri getiriliş öyküsü vardır. O zaman Padişah 1. İbrahim tabii ki artık her şeyin sahibi olduğu için o kökeninde şizofreni olan hastalığını tatminsizlik, macera arama. Cinci Hoca bir gün Padişah 1. İbrahim'e şunu der. Der ki, Padişahım yeni baş mimarımız ki Mimar Mustafa o zaman. Evet, Ali. Mimar Mustafa Altunizade'de bir has ahır yaptırmıştır. Evet. Ola ki gidip denetleyelim neye mal etmiştir. Evet. Bakın daha önce Mimar Kasım Üsküdar'da işte 3000 bilmem kaç kuruşa bir has ahır yapmıştı. Acaba bu neye mal etmiştir? Bir gidelim der. Aynen. Ondan sonra saltanat kayıklarına binilir. Karşıya geçilir Altunizade'ye. İşte padişah gezer. O çok güzel olmuş, çok güzel olmuş falan. Getirin bakalım kara kaplı defterler. Ve kara kaplı defter açılır. 13.500 kuruş. Ay siz benim paramı çalıyor musunuz? Bilmem ne mi yapıyorsunuz? Mimar Mustafa görevden aldı. Anladım. Mimar Kasım tekrar baş mimar yaptırdı ki Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın ekibindendir. Yani ekibindendir. Hem katilden kurtarır. Evet. Mimar Kasım'ı kim kurtarır? Cinci Hoca kurtarır. Kesinlikle. Hem de tekrar baş mimarlığa geri getirir. Asıl mimar oldu. Bunlar bedava değildir. İşte bunların faturası Cinci Han'dır. Cinci Han'dır. Yani. Evet. Şöyle bir yaklaşımda bulunamaz mıyız? Az önceki tartışmaya dönelim. Demiştiniz ki Cinci Hoca'nın geleceğini garanti almak için yaptırmış olduğu ticari bir zeka veya ürün olabilir. Ama bir başka teze göre de parasını çok sever, bunu yatırımda kullanmayı düşünemeyecek kadar hasis bir adam olduğu biraz da var. Fakat bu büyük yatırımın, bu tezden yola çıkarsak bu büyük yatırımın sadece hocanın kişisel iradesiyle olmadığı devlet eliyle, işte Kösem Sultan'ın da desteklediği devlet eliyle yaptırılabileceği olasılığı da ben... Yok, ben ona katılmıyorum, şunun için de katılmıyorum. Bakın özür diliyorum. Evliya Çelebi, Cinci Hoca'nın sınıf arkadaşı. Evet. Bakın Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yapı kredi transkripsiyonları vardır. Sanıyorum 3 veya 4. cildi, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O Osmanlı hanedanında, Osmanlı hazinesinden hanedan dışında bir şahıs için saray yaptırılan tek kişidir Cinci Hoca. Tam 2,5 milyon altın kuruş harcanarak Kapalı Çarşı'nın Nuri Osmaniye Cami tarafı diye hatırlıyorum. Ben hocam Mahmut Paşa Camii'nin karşısı dedi. Evet. O da doğrudur. Bir saray yaptırır ki o sarayda Evliya Çelebi'nin Erzurum seyahatinden sonraki 2,5 sene sürer. Bu seyahatten sonra İstanbul sokaklarında gezerken o sarayı görür. Der ki işte o abartmalarıyla duvarları ser dumana ulaşan bir saray yaptırılmış. Kendi kendine o sarayı izlerken içeriden bir davet gelir. İçeriden Cinci Hoca bir hizmetliyi göndermiştir. Çünkü pencereden aşağıda Evliya Çelebi'yi görmüştür. İçeriye davet etmiştir. Ve Evliya Çelebi aynen işte uzun merdivenlerden çıktığını ve merdivenlerin sonunda çok uzun bir koridor. Koridorun her iki tarafında 80 tane semur kürklü levent ve hizmetlinin hazır duruşta, esas duruşta beklediğini anlatır ve koridorun sonunda işte kara sakallı bir bağdaş kurmuş zattan bahseder. Bu Cinci Hoca'dır. Ama Cinci Hoca'yı tanımamıştır. Bakın Evliya Çelebi, kuyumcu, hem sınıf arkadaşı, çok zengin, babası Zigetvar Savaşı'na kadar gitmiştir Kanuni ve sarayın önemli insanlarındandır. Dedesi ve... Akıncı. Dedesi Akıncı Evliya Çelebi. Hayır, Zigetvar Savaşı'na kadar babasının kuyumcu başı olarak gittiğini ben bir eserde okumuştum.
ve 8 saatte Kur'an-ı Kerim'i ezbere hatmettiği söylenir. Ve o günün geçerli olan 7 lisanı bildiği söylenir. Cinci Hocam, şeyin. Evliya Çelik'e söylenir. 14 diye de geçer. Evet. Bir yerde de 9 saatte Kur'an'ı... Evet, yani bu kadar zeki, çalışkan, akıllı, eğitimli bir insan. Evet. Evliya Çelebi Cinci Hoca'nın makamına geliyor, Cinci Hoca'yı tanımıyor. Cinci Hoca ayağa kalkıyor. Bu ne tanımazlık, dağ levende olmuşsun diyor. Evliya Çelebi'ye. Evliya Çelebi gene tanımıyor. Ondan sonra yaklaşıp sarıldıktan sonra oraya bir parantez açıyor. Anca tanıyor. Ben diyor 9. cüzüğü okurken Elif'i sökemeyen Cinci Hoca saraylara nail olmuş. Yani. Onunla ilgili. Hatta ben bunu Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Beyefendileri 2005 yılında anlattığımda kendileri bir benzetme yaparak Kemal Gürüz Bey, YÖK Başkanı ya benden kopya çekerdi. Şimdi beni tanımıyor. Demişti yani böyle de bir. Onun rahmetli Erbakan da söylemişti. Evet. Bu ve şunu söylüyor, bakın bu çok önemli. Diyor ki hizmetlilere kahve içmez, şerbet getirin diyor. Bakın. Kendisini tanımayan Evliya Çelebi ki niteliklerini az önce saydık. Ne içtiğini ne sevdiğini bilecek kadar, bırakın tanımamayı, ne içtiğini ne sevdiğini bilecek kadar zeki ve akıllı birisi. Yani Cinci Hoca hiç de öyle basit alınca boş birisi değil. Sosyal zekası daha fazla. Evet, evet. Bu şeyle ilgili, özür dilerim uzattım, bu altın meselesiyle ilgili bir kere şöyle bir hadise var. 1500'lü yıllarda Ümit Burnu'ndan geçişle birlikte Osmanlı'nın en büyük geliri aslında gümrük vergileri. Evet. Malum. Bu kesilmiş. Evet, onlar kesilmiş. Yani baharat ticareti bypass olunca deniz yoluyla Osmanlı'nın gelirleri bitmeye başlamış. Ve Amerika'nın keşfi oradaki altınların işte İspanyollar, Portekizler tarafından gasp edilerek, resmen oradaki insanları gasp ederek Avrupa piyasasına sokmasıyla tabii ki bir malın değeri halen aynı ekonomik gerçekler üzerinde yaşıyoruz. Artınca mal miktarı artınca değeri düşüyor. Oradan bol miktarda altın, gümüş Avrupa'ya ve dolayısıyla Avrupa topraklarına, Osmanlı topraklarına gelince Osmanlı'nın elindeki altının değerleri düşmeye başlıyor. Ve enflasyon dediğimiz hadise oluşuyor. Ne yapıyor Osmanlı bu sefer? Akçenin kenarlarını kırmaya başlıyorlar. Askerlere şey verecek, maaş verilecek. Ne yapıyor? İşte kenarı kırık akçeler. Ne yapıyor? Dönem dönem, bu Fatih'in döneminde de var, her zaman var. İşte ayarı düşürülüyor, bakır oranı artırılıyor. Ayarı düşürülmüş. İşte Cinci Hoca, burada şu eksik kaldı, onun için buraya özellikle izah ediyorum. Piyasada ayarı düşürülmüş, kenarı kırılmış akçeler dolaşırken Cinci Hoca o hassisliğinden dolayı biriktirdiği ayarı yüksek akçeler birden gasp edilip piyasaya dağılınca millet bakıyor 24 ayar, öbürü işte böyle 12 ayar filan. Aa, bu cinci akçesi oluyor. Çok büyük değer. Yani öbürünün 3 katı gibi bir değer. Bu ekonomiyi bozuyor. Bu şeyde Profesör Ordinans Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın kitabında cinci akçesi diye bir bölüm olarak geçer. O paralar tekrar toplatılıyor, eriliyor, eritiliyor. Değeri düşülüyor. Bakır katılıyor içerisine. Yeniden sürülüyor. Teşekkür ederim. O dönemde Kastamonu'da 150 bin dükkan değerinde, altın değerinde bakır da çıkarılıyor. Yani dediğiniz gibi paraların içine başka maddeler, başka madenler katılarak peyderpey değer düşüyor ve halkı da bu isyan sosyal ve ekonomik krizlere neden oluyor. Bir soru vardı galiba. Bu değerli etkinlik için tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ben Cemil Bader. Sorum Cinci Hoca'dan değil, hanıyla alakalı bir şey. Belirttiğiniz 25 kilometre öteden Hacılar Obası'ndan bu kayaların gelmesiyle alakalı. Şu an Cinci Hanı 300 metre rakımda olan bir yer. Ve yol kenarından, yani 450 metre rakımdan 975 metre rakım hemen önündeki tepedir. Sonra tekrar Hacılar Obası 550 metreye rakıma iner. Yani oldukça engebeli bir araziden, dik araziden bahsediyoruz. Ve bu engebe yaklaşık 2 kilometre, kuş uçuşu 3 kilometre bir alandan geçiyor. Ya yani bu söylediğiniz gerçekse,
gemileri karadan yürütme kadar ciddi bir şey. Yani bu Mehmet Hocam'ın söylediği gibi vakıf için bir çalışma yaptık zamanında bu tünellerde, su kanallarında diyeyim. Ve uzunluğu 2 metreyi, genişliği 50 santimi bulan kayaları, tanesi tonla ölçülecek kayaları var olduğunu orada gördüm. Normalde bu kütledeki ve bu ağırlıktaki bir kayayı, yani kömüşle bir yere belki çıkarırsınız ama indirme çok ayrı bir teknoloji. Ayrıca Hacılar Obası'nın jeolojik yapısına bakacak olursak, çevresi oldukça elverişli topraklarla kaplı, düz bir arazi. Sivas Tavuk Adasyonu'nda çalışıyor arkadaş. Bu arkadaşın tezindeki bilgiyi mahrecinde kullandık. Fakat yani o bir kaynağa dipnot vermemiş. Şey yapmayalım, yanıtmayalım olayı. Fakat burada biraz önce Sayın Doğan'la anlaşamadığımız noktada bu kadar mükemmel bir yapının devlet eli olmadan bir girişimci eliyle dediğiniz gibi bu zorlukla o bir de üçte bir kısmından dehliz geçiyor dediğiniz gibi. Kemerle bağlanmış. Müthiş bir teknoloji var orada. O yüzden sadece Cinci Hoca'nın gücüne bağlı olarak bu sosyal, ya bu yapıyı anlatmanız mümkün değil. Yani bu sizin sorunuz neyi anımsatıyor? Mısır piramitlerinin o teknolojinin olmadığı bir dönemde, yani calaskal yok, bir şey yok. Efendim bunu kim çıkardı buraya? İşte efendim uzaydan gelenler mi yaptı? Şu mu geldi? O şeye giriyoruz o zaman. Yani o tartışmaya giriyoruz. Bak burada dediğiniz gibi yani bir devlet eli var. Yani kim istesin istemesin. Dediğiniz gibi böyle bir çalışma şeysi de yok. Yani vakıf demek devlet demek zaten. Evet. Evet evet. Yani burada vakıf demek dediğiniz gibi devlet demek. Burada bir dipnot olarak da şunu söyleyeyim. Annesi adına yaptırıyor vakfı. Fakat devlet buna rağmen sülalesine geçecek olan şeyi kesiyor. Yani sülalesine geçmesini engelliyor bu şey, gelir. Ondan sonra dediğiniz gibi 1897'de bu kayıt zaten Osman, işte Ahrettik oğlu diye anılan Mehmet'in Cinci Hoca ile akrabalığını gündeme getirerek devletten pay istiyor. Bir ilan, mahkeme ilanı, mahkemeyi de kazanıyor. Hakikaten geliri şeye bağlanıyor, devlete bağlanıyor. Öyle bir durum söz konusu. Çok bir ciddi bir soru yani. Şöyle bir şey daha, sizin sorunuz hakikaten çok ciddi bir soru. O soruya şöyle bir ekleme daha yapabiliriz. Sınırları günümüzdeki sınırlarla ölçmemek lazım. Bir köyün sınırlarını işte. Güncel olarak yorumlayalım. Karabük Demir Çelik Fabrikaları Safranbolu'ya kuruldu. O zaman Safranbolu'ydu orası. Oradan demir yolu geçtiğinde istasyonun ismine Safranbolu kurulacaktı. Belediye karşı çıktı o dönemde. Yani o dönemdeki sınır Hacılar Obası'nın neresine düşüyordu? Yani maden, işte taş madeni kaynağı neredeydi? Ona bakmak lazım. Ama şunu biliyoruz ki Hacılar Obası ve çevresinde müthiş taş yapılar da var. Kaya mezarları ya da işte Apollon sunağı olarak da tabir edilen, ya şu an yarım kalan bir arkeolojik çalışmalar var orada. Hatta merdivenli kaya mezarının önünde büyük bir tepe vardı. Muhtemeldir ki altında ya bir antik tiyatro ya da bir şehir var Hacılar Obası'nda. Paflagonya'nın öncesinde, yani Doğu Roma'nın öncesinde de orası büyük bir yerleşim alanı. Dediğim gibi benim tahminim milattan sonra 3. yüzyıla kadar veya 4. yüzyıla kadar giden bir tarihi var ve büyük bir şehir var orada. Çok tabii yoğun bir şekilde görüyoruz kalıntılarını. Muhtemeldir ki tarihten gelen bir tecrübeyle orada bir taşların olduğu biliniyor. O kaynak kullanılmış. Yine bizim Katip Çelebi'ye geleceğiz. Cihan Lümmay'a geleceğiz. Yine Demir'e geleceğiz. Karabük Demir Çelik Fabrikaları daha yapılmadan önce demir yolu, Sivas'tan demir yolu geçeceğiz ama Fevzi Çakmakpaşa, ben Cihan Lümmay'da okudum, Divriği'nden geçirelim demir yolunu. Oradan bir demir çıkabilir. Katip Çelebi yazmıştı diyor. Evet. Yani tecrübeler önceki dönemlerde de bu madenler kullanıldığı için muhtemeldir ki yola yakın bir bölgede, yani o tepelerin aşılmasına olanak sağlayacak bir noktadadır ve Doğru Hocam'ın dediği gibi o piramit probleminin aşıldığı gibi taşıma yöntemleri vardı. Evet. Bunu böyle insan gücü de çok kullanmışlar. Evet.
Bu şeyi ekleyebilir miyim? Hocam şimdi devletin katkısının olmamasını ben şöyle yorumluyorum. Şimdi Evliya Çelebi o günkü basın. Sayın hocam vakıf diyor. Bak orada bir şey diyor. Vakıf diyor. Tamam yani bu şöyle şimdi adeta bu han hamam gizlenmiş. İstanbul'dan gizlenmiş. Yani İstanbul hani devletin hazineden bir parayla veya bir Kösem Sultan'dan devletin bilgisi dışında yapılmış aslında burası. Yani o bir belgeniz var mı? Hayır yani şöyle bir kere Evliya Çelebi kendisinin sınıf arkadaşı ve daha sonra da gene dostlukları devam ediyor işte o bahsettiğimiz olayla beraber. Buradaki mesela Evliya Çelebi'nin güzergahını takip ediyoruz. Safranbolu'ya gelmesiyle ilgili hiçbir şey yok. Ben çok aradım. Yok, kesinlikle yok. Çerkeş'e var ama Vardarlı İsyanı'ndaki Çerkeş'teki hadisede Evliya Çelebi var. Vardarlı İsyanı'nda ayrı bir olay biliyorsunuz. O da ucunda bir ucunda Cinci Hoca'nın oldu. Çok enteresan bir hadisedir. Şimdi burada ona girmeyelim uzun olur. Ama mesela burada eski çağ dediğimiz yer var. Oradaki işte şeylerin gölün kenarındaki sazlıkların mide ağrılarına iyi geldiğini mesela anlatıyor Evliya Çelebi. Ama Cinci Hoca'nın buraya yaptırdığı han hamamla ilgili hiçbir bilgi yok. Kaç tarihinde geçmiş Kastamonu'ya? Gene o yıllar işte 1640'lı aynı yıllar yani aynı dönemin insanı Evliya Çelebi 1611'de doğmuş. Haset mi var bir insan? Hayır beraber arkadaşlar olur mu tam tersi bakın o geziden sonra Evliya Çelebi çıkıyor yolcu ediyor şey tabi içeride para veriyor şey bir kese altın veriyor kaftan veriyor aşağıda önünde Evliya Çelebi hediye edilmek üzere Fil Mahmudi gümüşeğerli bir at diyor at veriyor. Evliya Çelebi'ye, Cinci Hoca. Evliya Çelebi evine gidiyor işte abdest alıyor vesaire namazını kılıyor şeyin önünde Kur'an okuyor cam penceresinin önünde. 40 hamal yükü, bal, peynir işte neyse pirinç, mirinç arkasından Cinci Hoca hediye göndermiş. Arası iyi olmaz olur mu? Basınla iyi geçinmek zorunda. Yani her o günkü zaman, basın Evliya Çelebi. Her zaman iyi olmaz sanmıyorum. Sınıf arkadaşıyken çok yakın değiller yani ama daha sonra ben... İşte bu dönemde hatta Evliya Çelebi şey Cinci Hoca diyor ki kendisini tanıdıktan sonra medresedeyken arkadaştık umarım saraylarda da arkadaşlığımız devam eder. Bu Evliya Çelebi'nin Cinci Hoca'ya söylediği bir kelime. Yani büyük kayıp olmuş. Safranbolu'ya Evliya Çelebi'nin uğramamış olmuş. Bence uğramış da yazmamış. Bence yazdırılmamış. Buradaki olaylar gizlenmiş özellikle. Yani devletin yatırımı olmuş olsa gizlenmez. Şöyle bir şey anımı daha size paylaşayım. Vakıf geçmiş yani 2 Nisan 1645 vakıf sureti var. Nasıl gizleniyor? Ama annesinin adına vakıf tamam. İstiyor. Cinci Hoca'nın ismi var mı? Bir zeka olayı var. Ne yapıyor? Devlet el koyarsa malıma, annem vasıtasız, soyun bu sürelim. O zaman zaten Mehmet Bey'in dediği gibi hocam Tanzimat'a kadar aslında vakıflar belli dönemden sonra dejenere edilerek ferdi mülkiyetin devri sağlanmış. Vakıflar yani, o kadar... Müsaadeden bir kaçış yolu olarak. Evet diyor. Efendim yani özel mülkiyetin devamını sağlayabilmek için ben öldükten sonra oğlum, oğlumdan sonra devletin oğlum... Devletin işine geliyor tabii. Yani bu şimdi her şeye pembe bakmamamız lazım. Evet. Şimdi gerçek tarafında bunun olduğunu da düşünmek lazım. Yani bir de şunu söylemişti bir sanat tarihi hocamız. Hangi üniversiteden de bilmiyorum. Şimdi Cincan'ın içerisinde çok değişik noktalarda farklı armalar vardır. Taşa oyulmuş işte güneş çarkı vesaire gibi değişik böyle 10 santim 15 santim çapında. Ben bunun anlamını sormuştum hocaya. Bu şunun delili olabilir. Aynı anda değişik ekolden farklı ekipler aynı anda girişmişlerdir yapıya. İşte yapının bir köşesini işte Ahmet Usta'nın ekibi o Ahmet Usta'nın armasıdır. Bu taraftan başkası çünkü bu kadar kısa zamanda bunların yapıldığını yapılması ancak böyle birçok çoklu ekibin iyi bir organizasyonla şimdi Mimar kesin. Kasım'ın olduğu muhakkak. Yani o kesin. O kesin. Ve birkaç ayrı ekolden ayrı ekibin aynı anda bu işe giriştiklerinin göstergeleri oldu. O armaları bir damga olarak da değerlendirmek lazım. Şimdi yapı planı da yok tabii elimizde. Nerede? Tabii öyle bir şey yok. Evet. Yok. Müderrisler evinin duvarında da bir sürü arma var. Bu aslında eğitim noktalarında işte birkaç bin yıllık gelen kültürün, gerek dini kültürün, gerekse de etnik kültürün
aktaramın işte çarkı pelekin ne manaya geldiğini az buçuk alanın uzmanları açıklamış vaziyette. Ya da el belinde ya da kuş figürünü vesaire. Safranbolu'da bunlar var. Ben onları Türk unsurunun damgası olarak görüyorum. Yani Türk milletinin yazı öncesindeki damgaları. Bu damgaları biz Orta Asya'da farklı başka formlarda ya balbalların üzerinde ya karaların üzerinde ya da ibadet noktalarında görüyoruz. Niye çarpı pelek? İşte ortasındaki yıldız kutup yıldızı. Galaksinin o dönüşünü sembolize ediyor. Kutup yıldızı gök tanrıya ulaşılan kapıyı ifade ediyor. Yani İslam öncesi Türk tarihinin dini şeyleri. Daha sonra İslam'la beraber biz bunu dört kapılarla işte vesaireyle Alev-i Bektaş inancının o içine yerleştirerek yaşatmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi soru sormak isteyen var, ayrılmak isteyen ayrılabilir. Hani biz siz soru sordunuz. Mehmet Hocam, ben hocam. Bir katkı yapayım. Bir büyüğümden duyduğum şeyi anlatayım. Daha sonraki yıllarda yapılan İzzet Paşa Camii'nin taşlarının mezarlık arkasından Hıdırlık'a getirildiğini, Hıdırlık'ta kesilip tam ölçülerine getirildikten sonra iskele kurulup kaydırmak suretiyle İzzet Paşa Camisi'ne aktarıldığını ifade etmişti. Daha sonra yapılan yerde o taş herhalde daha Cicihan'ı daha eski olduğu için daha yakın yerlerden taş bulmuşlardır. Ben Hacılar Obası bilgi bir olay olduğunu, o arkadaşın yanlış bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. Yani daha sonraki yıllarda daha yakında olan taşı o zaman niye kullanmamışlar diye insanın aklına işte geliyor. Mehmet Bey'in söylediği gibi gezdiğimizde gördük. Burası kale sınırının olduğu hatta. Yani tarihi Safranbolu surlarının oluştuğu çevre. Buralardaki taşlar kesinlikle kullanılmış belli. Ama o kalenin kalıntıları yeter mi yetmez. Zaten bu bölgenin kayası da eriyen bir kale. Yani böyle 500 yıl, 600 yıl, 1000 yıl ayakta duracak kayalar da değil. Yeni kaynaklar vardı. İşte Yazıköy çok yakın işte değil mi? Konarı çevresi. Muhtemeldir tek bir kaynaktan faydalanılmamıştı. Belki kilit noktaları, belki daha büyük kayalar, bazı kayalar. Ben tek bir kaynağa böyle odaklanıp oradan geldiğini düşünmem zaten hiçbir şeyde. Yoksa düşünsenize o kesme taşları, kaba olan kısımlarını da hesap etsek Cincalı'nın kadar bir alanın ne kadar büyük bir kayayı oluşturduğunu. Onu tek bir kaynaktan çıkarsak çevremizde büyük bir çukurun oluşmuş olması gerekiyor. Çünkü taş madenlerimiz üzerinden ağaç çıkmaz ki. Kayanın cevherin içine doğru gitmiş oluyoruz yani. Onun doğması 300 yılda bu kadar kolay bir mevzu değildir yani. Dediğinize katılıyorum. Peyderpey başka noktalardan gelmiştir. Evet. Ama hacımlara basit değil. Büyüdü herhalde Mustafa Bey değil mi? Daha yakından getirir. Yani, çevrede taşın... Yani hepsi olmaz tabii. Yani bu ahlede kullanmış. Daha sonraki yıllarda bunu kullandığına göre diyor. Biraz önce Nafiz Bey sarı çiçekteki kaleyi gördünüz mü dedi. Ben gördüm. Kuş uçmaz ki hemen geçmez bir yerde. Tam tepede oraya kalenin yapıldığı mesela soru işareti veya nasıl taşındığı taşları. Yani bu şeyden yola çıkarak Cincan'ın taşları nereden geldi, nasıl geldi sorusu. Başımıza iş alacağız. Hayır, şunu anlatayım. İnternette araştırdığımızda cinleri vasıtasıyla bu büyük taşları taşıdığı vesaire. Evet, o mümkündür. Şeyler, o yüzden cinci hocalar. O mümkündür hocam. Evet. Kulak kesinlikle. Bir sorun var. Birincisine hocam çok güzel cevap verdi. Habire AQ yüksek falan diyordu Hüseyin hocamın. Madem AQ'su yüksek, birisinin bu neye bitirmediği soracaktı. Çok güzel bir cevap verdi. Sosyal zekası. Onu da biliyoruz hocam. Onu da bekliyorsun. Sosyal zekası fazla olduğuna dediniz. Bir de evinizde oturmayıp da buraya vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederim. Başlasın inşallah dönemdeki gaye. Bu arada bir arkadaşlar bir fikir şimdi. Ahmet Yesevi'den ya da Bektaşlık'tan gelen bu Haydar Obası'yla onlara gelen kafalar var biliyorsunuz. Evet. O konulara da değilse en çok merak ettiğimiz çoğumuzun Kur'an'dan duyduğu Alevilik hakkında bir kişi olan varsa da bu Haydar Obası'yla aynı dönemden makaleyi bilmiyoruz ya. Bu konulara da değilseniz hocam. Sizin çok değerli çalışmanız olduğunu biliyorum mesela. 85 mi? 35 tane çeşmeyi okuduğunuzu biliyorum. Gençliğinizde bir tez olarak da. Bu çeşmelerde çok güzel beyitler var.
Ali Büyük hakkında, Bektaşlı'nın hakkında, mesela bunları da yapabilirsiniz. Fatih Gazi'de, Göğeren'de, Küre-i Hadid'de bu kadar yoğun bir şekilde anlatılması evet. Tesadüf değil. Geyin, Türkistan kültüründe kimi ifade ettiği bellidir. Kuşun kimi ifade ettiği bellidir. Koçun neyi ifade ettiği bellidir. Buraya Türkler ilk aşamada, yani 1071'den önce geldiği çok bariz ortada. İşte Hacılar Obası diyoruz. Hacılar Obası'nda ben bazı kaya mezarlarında runik harfler gördüm. Dediğiniz gibi sonraki konunun ana başlığı olarak bunu değerlendirdim. Mehmet Hocam, son olarak ben bir şey konuşayım, ondan sonra gideceğim. Şimdi kahveye baktım, şey yazıyor. Kahve Borlu yazıyor. Biraz toponomi yaptığımızda, yani yer adları bilgisiyle şifrelemeye gittiğimizde o adın yanlış olduğunu tespit ediyoruz. Önce onu söyleyeyim Sayın Başkanım. Kahve Borlu mu, Safranbolu? Yok, Borlu aşağısı. Şimdi hani yok bu buranın değil, bu Safranbolu kabak. Ha öyle mi? Ha onu uzun sözünü diyorum. Hani o şey Borlu aşağısı. Flavio Polis dedi Mehmet Hocam. Orası Gene'de. Burası nedir diye merak eden varsa söylüyorum. Germiye Theodoroblis. Germiye ne derseniz Ayazma. Yani burada bir kaynak var. Şifa kaynağı var. O yüzden Bizans Rum dilinde Germiye buranın adı. Theodoroblis. Germiye. Kramköy ücretli asker anlamına gelmiyor. Bu Türkçe bir ad. Gram yüksek tepe anlamına geliyor. Kranköy'de adını oradan alıyor. Bazı araştırmalarda Kranköy ücretli asker nöker şeklinde geçiyor. Ya yani bunu da burada belirtiyorum ve aynı zamanda yaşayan yanlışlarımız. Sayın Hulusi Yazıcıoğlu Allah rahmet eylesin, Gani Gani rahmet eylesin. Yani onun yetiştirdiği bir talebe olarak, toponomist olarak da bunu burada aynı olarak belirtiyorum. Biz katıldığınız için teşekkür ederiz. Başkaynağında bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Kılavuzlar Köyü olarak nereye biliyorsunuz? Balıklar Kayası'nda eskiden şimdiki Medikal Hastanesi'nin üst tarafı, onun karşısında şu anda bir inşaat alanı var, orası. Koyunlu'nun olduğu yer ve onun karşısındaki karayolları binalarının olduğu yerde bizim taş ocaklarımız vardı. Biz 20 senenin üstünde o taş ocaklarını işlettik. En kötü taş Koyunlu'nun oradan çıkardı, rengi sarıydı. Ama onun haricindeki gri renkli çıkan taş o Medikal'ın üst tarafında şimdiki Çebi'nin oraya giden yer böyle dere şeklindeydi. Orayı curufla doldurdular. Karşı tarafta curufla doldu. Evet. Yani esas gri, yerli kaya çıkan taş Balıklar Kayası'nda. Böyle Hacılar Obası'nda falan çok fazla uzanmanın gereği yok ama tamam. O dönem biz orayı Kılavuzlar Köyü köy muhtarlarından kiralıyorduk. Kılavuzlar Köyü neredeydi? Şimdiki Kamil Güneş'in haddesinin üst tarafındaydı. Sonradan mezarlıkları şu andaki Beşliyeler mezarlığının olduğu yer zaten Kılavuzların mezarlığı eski. Sonradan orada bir heyelan oluyor. Heyelan olduktan sonra Kılavuzlar dere kenarından taşınıyor. Bulaklar orayı evet, güzel. Benim ifade etmek istediğim, siz Safranbolu'nun Çinci Hoca ile başladığını söylediniz. Evet, o, ben öyle dedim. Şimdi burada bir eski cami ve eski evet. hamam var. Onlar çok daha eski. Evet. Yani tarih ondan olarak... önce burada bir yerleşim varmış. Var. Ve dolayısıyla var, şey başlamadı. Şimdi bir dakika, benim herhalde meramımı anlatamamaktan dolayı bir sorun var. Tarihi ne yapar diye bakıyorum ben. Tarihi iktisat yapar. Bir yerde iktisat varsa orada canlılık vardır. İktisat yoksa orada ölüm vardır. O yüzden Cinci Hoca'nın hanını buradan çıkarırsanız Safranbolu'yu anlatamazsın. Burayı 19. yüzyıla getiremezsin. Klasik neden? Safranbolu'nun kuruluşuydu. Evet, yani Safranbolu... olabilir. Yani şöyle söyleyelim. Köprülü Mehmet Paşa caminin akarını, vakıfı niçin buraya yapmıştır? Köprülü Mehmet Paşa Arnavut Rutlu köyünden olduğu halde. Bunun cevabını arayın. Buraya bildiğimiz kadarıyla birinci sadaretinden iki defa sadarete geldik. Şimdi bu yanlış efendim. Yani. Bu yanlış ya. Bu yanlış. Gelmedi mi? Hayır, bu şimdi şeyde buraya sürgün olmamıştı. Bakın ben size Köprülü Mehmet Paşa'nın Stonewall Sheldon aldığı Osmanlı İmparatoru Modern Türkiye kaynağını veriyorum. Bir, Çorum Sancak Bey'i. İki, Trabzon Beyler Bey'i. Üç, en son, yani oraya da Köprü Köyü var tabii.
buraya sürgün gitmiyor. Köprülü Mehmet Paşa'nın tek sürgün gittiği yer Bulgaristan'da Köstendil'di. Sadece Köstendil'di. Sürgüne falan gitmemişti kendisi. Çünkü hayır tımarlı. Hayır bakın şimdi kendisi köprüye gittiği zaman köprüde Sancak Bey'in kızıyla evleniyor. Kendisi Çorum Sancağı şeysi olarak, sahibi olarak savaşa katılıyor. Yani orada işte olay. Hayır efendim yani kaynaklar yani. Kaynak ayrı bir şey. Köprülü Mehmet Paşa'yla ilgili yapılmış orijinal tespit var. Turan Feyzoğlu gibi bak Cumhuriyet'te Turan Feyzoğlu mesela burada saklanmıştır. Tamam saklaması. Aynı köprü Zadi de yok efendim. Evet, Safranbolu'da özellikle Safranbolu'lar tarafından. Evet Safranbolu'nun bir nedeni yok. Adam kendi partisinde güç kaybına uğrayınca merkez, ya biraz anlatamadım herhalde olayı. Yani merkezle bürokrasi birbiriyle çatışma halinde. Partiler var yani. Gerçekten partileri alt bölümlere ayrılmış. Devlet ele geçirmek için mücadele ediyorlar. Yani şimdi kim bu? Hüsrev Paşa'ya bağlı bir adam bu. Sadrazam Hüsrev Paşa kaybediyor. Yani köprünün Mehmet Paşa'ya saraya mutfak, önce mutfağa gelmiştir. Oradan Has Odabaşı'na gelmiştir. Oradan hazineye gelmiştir. Hüsrev Paşa'nın sadrazam olduğu zamanda da sarayda yükselmiştir. Hüsrev Paşa katledilince kendisi Köprü köyünde bir tımar ve ziyafet almak üzere oraya gönderilmişti. Ya devlet atama yapıyor burada. Sürgün değil bu. Yani belgelerde sürgün sözcüğü nefi diye geçer. Bunu iyi yani bunu şehir efsaneleriyle anlatmayalım. Yani biraz önce Sayın Duvan'la biraz şehir efsanesi yaptı. Çünkü belge yok orada doldurmaya çalışıyor ama bu kesin yani. Ya şimdi Amerikalı profesör gelmiş Osmanlı Başbakanlık arşivine girmiş. Ya bizim gibi de değil, ciddi çalışıyor. Yani ortaylı İlhancık neyse standartta şu bu adamın eşi Türk. Osmanlı Sarayı'na giriyor. Köprülü Mehmet Paşa'yı en iyi anlatan adam. Bu yanılgıdan dolayı özür diliyorum söz vereceğim. Bir arkadaş Köprülü Mehmet Paşa ile tez hazırlıyor. Bilmiyorum ama diyor Köprülü Mehmet Paşa diyor buraya diyor sürgün olmuş diyor. Yazık günah geldi. Tezde yer alması. Burada bir arkadaşın buraya bilmeden yazması şey böyle bir soru neden olmuş. Bir gün biz köprülü Mehmet'in evet. Dediğiniz zaman alalım. Herkes çok yoruldu. Tamam oldu. Bu akşamı kapatalım. Tamam. Tamam yani ayrıca konuşalım. Ayrıca burada bir var. Tamam. Köprülü Mehmet Paşa gündeme alıyor. Tamam. Sayın Bey siz son bir dakika tamam. Kısa bir şey söyleyin ama biz buyurun. Cevap vermeyeceğiz. Buyurun. Hayır, buyurun. Benim de büyüklerimden duyduğuma göre Köprülü Mehmet Paşa hangi nedenle olduğunu bilmiyorum. Safranbolu'ya geliyor ve Safranbolu'da misafir olarak kalıyor. Safranbolular bunu misafirperverliğinden dolayı buraya bir cami yaptırmayı planlıyor. Benim büyüklerimden duyduğum da bu. Halkın kaynak olarak buraya sürgümü geldi. Yere giderken mi uğradı? Yol buraya düşüyor. Burada misafir kaldığı söyleniyor. Burada net olmayan bir durum var. Bunu anlatalım. Bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Katılımlar için hep teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diğer bir ay sonra. Her ay bunu yenilemek istiyorum. Diğer toplantı. Mehmet Bey bir fotoğraf son. Böyle yorulmuş halinizle. Evet. Başkanım siz de buyurun. Ben arabayı şuraya getireyim. Teşekkür ederim. Doğru veya yanlış onlarca fikir var. Bunları düzeltmek istiyorum. Safranbolu'nun belki de iki yapısı vardır ki bu yapılara, bu mimari birimleri bu kentten çekersek büyük bir boşluk, coğrafi olarak büyük bir boşluk doğacaktır. Biz de işte Safranbolu'ya damga vurmuş bu eserleri Sayın tarihçi Hülkar Yoncu, Sayın hocamız tarihçi Nuri Kırım'la bizim de hocalarımız olan İşte toplumda çok bilinen Halil Nalcık ve Hüzgar Ortaylı, yani en popüler mağazalarımız iki tarihçimiz. Bir tanesi neredeyse deli demeye kadar gitmiyor. Halil Nalcık bu hafta istiyor ama İlber Hoca deli bilen değil diyor. Sadece bu bir sıkıntılara var diyor. Tabii Orsa öyle bir dönem ki Padişah İbrahim 25 yaşında tahta geliyor. 8 yıllık bir iktidar var ama 25 yaşında tahta gelene kadar ölüm korkusuyla
her an öldürülebiliriz korkusuyla yaşıyor. Tabii bunu detaylara, özellikle dönemin detayına Sayın Demet Hocam daha ayrıntılı verecek. Ben genel olarak bir toparlama yapıyorum. Ve tahttan indirildikten sonra katledilmiş bir padişah. Diyor. Onun üzerine kendisine hanedanın devam edebilmesi için Cinci Hoca'ya Kösem Sultan bütün yetkileri veriyor. Bu konudaki yetkileri. Para harcama yetkisini de veriyor. Ve Cinci Hoca Sultan İbrahim'e çok güzel cariyeler getirtiyor. Ayrıca afrodizyak macunlar yapıyor. Bunlar içinde de memleketimizin ünlü bitkisi, safran bitkisi de kullanılıyor. Bakınız. Bu durum safran üretimini ve satışlarını o yıllarda artırıyor. Bir kaynakta okumuştum. Osmanlı'da iki yerde safran yetişiyor. Birisi Urfa, Şanlıurfa, birisi de Safranbolu. Safranbolu Urfa'ya geçmeye başlıyor bu yönde. Yani ekonomiye de katkısı oluyor. Yani Safranbolu ekonomisini kaldırıyor. Kesinlikle Safranbolu ekonomisini, yani ben biraz farklı işliyorum konuyu. Safranbolu ekonomisine daha şeye gelmedim Cinci Hanım'la katkı sağlıyor bu yönüyle bakın. Ve nihayet Cinci Hanım hocanın çalışmaları sonuç veriyor. Ve Sultan İbrahim Ukraynalı Hatice Turhan Sultan'dan bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Bu çocuk 7 yaşında padişah olacak olan 4. Mehmet. Gerçekten Avcı Mehmet de denir buna. Kendisi avı da çok sever. Ve Cinci Hoca'ya gün doğuyor. Ben kısa kesiyorum. Bir kere önce Anadolu Kazaskeri oluyor. Çok önemli bir görev. Sonra Galata kadılığı veriliyor kendisine. Ve Kösem Sultan kendisine memleketimizin medarı iftarı Cinci Hanı'nı yaptırıyor. Arkadaşlar 2,5 yılda yapılıyor Cinci Hanı. Ve Cinci Hanı'nın taşları Hacılar Obası'ndan geliyor. Bakınız. Tabi Cinci Hanı'nın yapılması, bu sefer biraz sonra Fatma Hocam söyleyecek, Köprülü Camisi'nin yapılmasına, işte o hamamın yapılması ve bir ticarete. Ben Cinci Hoca'yı bu yönden seviyorum. Safranbolu'ya ticaret merkezi yapmaya, yani ticaret merkezi olmasına büyük katkı sağlamış. Ve gerçekten Cinci Hoca ayrıca iktidar mücadelelerinin içinde de yer alıyor. Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesiyle gözden düşüyor. Hocam burada şöyle bir bilgi devam ederiz. Mehmet Baki Duvan Bey de burada, Şefik Başkan da burada. Bir tünel projesi var mesela, duymuşsunuzdur daha önceden. Onu Filiz Kıran, Cemil Belder, hatta Esra da vardı. Biz o tünele girdiğimiz vakit, işte kanalizasyon sistemi, Cinci Hanı ve hamamının altında, Safranbolu oraya doğru büyümüş. Yani o görünen, 2,5 yılda bir tabi o görünen han ve hamamın dışında aşağıda bir kökü var. Yani benim yani gördüğüm kadarıyla Safranbolu'nun kökü gibi yani. Aslında o silsile, o iki yapı daha sonra ne yapmış? 20 yıl sonra işte ortalama Köprülü Mehmet Paşa Camii'ni getirmiş. Safranbolu o kale altı dediğimiz mevkiden o Kaz Dağlı Meydanı diye bildiğimiz, Kaz Dağlıoğlu Meydanı diye bildiğimiz alana doğru geliyor. Yani Safranbolu ekonomik bir merkez haline gelirken şehir büyümeye başlıyor hızlı bir şekilde. Evet. Yani o, bu özelliğiyle çok önemli. Şimdi hocam, tamam. Şimdi tabii ki işte 4. Mehmet tahta geçiş sırasında kendisinden arkadaşlar söylediler cülüs bahşişi dağıtılmak için bir para isteniyor. Fakat gerçekten dillere destan bir cin. Hocam ben şu konuda yani hanı hamamı Kösem Sultan yaptırmıştır. 4. Mehmet'in doğumunun karşılığında ona çok katılamıyorum. Neden? 4. Mehmet'in doğumu tamam. Yani onun oluşmasıyla ilgili. Doğru. Şimdi 4. Mehmet tersten gidelim. 4. Mehmet ne zaman tahta çıkıyor? 1648'de. 1648'de. 7 yaşında. 7 sene geriye gidelim. 1641. Mümkün değil çünkü 1642'de Cinci Hoca saraya çıkıyor. 1600 sarayın yapımı şimdi bakım sureti 2 Nisan 1645. 45 doğrudur. 2 Nisan 1645. Evet, bitim tarihi. Şimdi bitim tarihi bu. Evet. 2,5 yılda yapılmış. Evet. O zaman 2,5 yani 1641 yılında Kösem Sultan'ın yapılması savına ben katılmıyorum. Hiçbir yerde de okumadım bunu.
Şimdi ikinci hoca onu bakın Profesör Semavi İyicioğlu'nun kitabında Mimar Kasım hakkında bir küçük bir fasikülü vardır bilirsiniz. Orada Mimar Kasım hakkında hatta Demet Hocam 1646 yılında dedi sürgünün. Orada sanıyorum bir küçük yanılma var. Yanılma İlk sürgünü 1644 İzmit diye geçer. İzmit Gelibolu diye geçer. O bence parantez açıyorum. O Gelibolu değil Safranbolu. Mimar Kasım'ı ki onun sürgüne gönderilmesinin bir ayrı bir hikayesi var. Yani bir Birkaç yerde Gelibolu olarak geçiyor sürgünü. Yani o 1644'teki sürgününün bu benim kendi kişisel yorumum Safranbolu olduğu kanaatini. Çünkü bunu Semavi İyicioğlu diyor ki ya bu benim savunum değil bu tarafı. Ki o zaman Safranbolu'nun nüfusunun hadi 3000 olsun en fazla 5000 olsun. Yok 5000 civarında. 5000 olduğunu düşünelim iyimser bir rakamla. Nuri Hocam da söyledi Hacılar Obası'nda 25 kilometreden. Diğer bir düşünce kalenin yıkıntı taşlarından. Hangisi olursa olsun hiç önemli değil. O günkü teknikle bir hamamı düşünün. Mehmet Bey'in dediği gibi alttaki o mükemmel kanalizasyon sistemini ve işte alt tarafında hanın yapılması ve şu gün bile hayretle baktığımız teknikler var. Gerçekten çok ciddi teknikler var. İşte Kale Ayıklı İlkokulu altındaki duvarlar vesaire. Bunların bu kadar kısa zamanda yerel imkanlarla, ustalarla, malzemeyle ve el gücüyle yapılmasını düşünmek mümkün değil. Bu bir teknik yani şimdi 63 tane oda. Devlet kontrolünde olması gerekiyor. Yani tek bir şahıs işinde fazla şey yapmıyor. Kesinlikle değil. O Mimar Kasım'ın, Semavi Hocamızın dediği gibi kitabında Mimar Kasım'ın buraya bizzat görevlendirilerek o sürgünde, 1644 yılındaki sürgünde buraya görevlendirilerek burada yaptırıldığını Semavi Yüceoğlu'nun kitabından bizim benim ya kendisi orada belge yok tabii. Yani o da belgeli değil. Tabii yani şey yapmıyor. Yani şimdi şöyle bir şey. Biz burada şunu tartışıyoruz. Osmanlı'da girişimcilik ruhunu tartışıyoruz. Yani merkezi bürokrasinin ancak girişimciliği nedir? Vakıf kurma olayıdır. Bu da müsaade eden korku olayıyla. Hocam bunu ifade etti. Söylemişti. Fakat burada korkunç bir yapıyla karşı o zaman Padişah 1. İbrahim tabii ki artık her şeyin sahibi olduğu için o kökeninde şizofreni olan hastalığını tatminsizlik, macera arama. Cinci Hoca bir gün Padişah 1. İbrahim'e şunu da der ki, Padişahım yeni baş mimarımız ki Mimar Mustafa o zaman, Mimar Kasım'ın yerine. Mimar Mustafa Altunizade'de bir has ahır yaptırmıştır. Ola ki gidip denetleyelim neye mal etmiştir. Bakın daha önce Mimar Kasım Üsküdar'da işte 3000 bilmem kaç kuruşa bir has ahır yapmıştı. Acaba bu neye mal etmiştir? Bir gidelim der. Ve ondan sonra saltanat kayıklarına bilinir. Karşıya geçilir Altunzade'ye. İşte padişah gezer. O çok güzel olmuş, çok güzel olmuş falan. Getirin bakalım kara kaplı defteri ver. Ve kara kaplı defter açılır. 13.500 kuruş. Ay siz benim paramı çalıyor musunuz? Bilmem ne mi yapıyorsunuz? Mimar Mustafa görevden alınır. Mimar Kasım tekrar baş mimar yaptırır ki Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın ekibindendir. Yani hem katilden kurtarır. Mimar Kasım'ı kim kurtarır? Cinci Hoca kurtarır. Kesinlikle. Hem de tekrar baş mimarlığa geri getirir. Asıl mimar olur. Bunlar bedava değildir. İşte bunların faturası Cinci Han'dır. Cinci Han'dır. Yani. Teşekkür ederim. Obasından bu kayaların gelmesiyle alakalı. Şu an Cinci Han'ın 300 metre rakımda olan bir yer ve yol kenarından yani 450 metre rakımdan 975 metre rakım hemen önündeki tepedir. Sonra tekrar Hacılar Obası 550 metreye rakıma iner. Yani oldukça engebeli bir araziden, dik araziden bahsediyoruz. Ve bu engebe yaklaşık 2 kilometre, kuş uçuşu 3 kilometre bir alandan geçiyor. Yani bu söylediğiniz gerçekse gemileri karadan yürütme kadar ciddi bir şey. Yani bu Mehmet Hoca'nın söylediği gibi vakıf için bir çalışma yaptık zamanında bu tünellerde, su kanallarında diyeyim. Ve uzunluğu 2 metreyi, genişliği 50 santim bulan
kayaları, tanesi tonla ölçülecek kayaların var olduğunu orada gördü. Normalde bu kütledeki ve bu ağırlıktaki bir kayayı ya kömüşle bir yere belki çıkarırsınız ama indirme çok ayrı bir teknoloji. Ayrıca Hacılar Obası'nın jeolojik yapısına bakacak olursak çevresi oldukça elverişli topraklarla kaplı düz bir arazi diyebiliriz. Üstündeki ılbaratın eteklerindeki köpek kayası olarak nitelendirilen yere kadar ki güneyindeki Araç çayına, aşağı Ilgaz Vadisi'nde bulunan yere kadar. Yani dolayısıyla bilmiyorum bu resmi bir kayıtta kesinlikle Hacılar Obası'ndan bu kayalar geldi şeklinde midir yoksa bir yorum mudur? Eğer gerçekse Hacılar Obası'ndan bu kayaların gelmesi, yani bu bile gerçekten çok kıymetli bir değerdir ki 2,5 yılda yapıldı söyleniyor sonuçta. Şimdi bu Cemil Bey... Teşekkür ederim. Yani bir de şunu söylemişti bir sanat tarihi hocamız, hangi üniversiteden de bilmiyorum. Şimdi Cincan'ın içerisinde çok değişik noktalarda farklı armalar vardır. Taşa oyulmuş, işte güneş çarkı vesaire gibi değişik böyle 10 santim, 15 santim çapında. Ben bunun anlamını sormuştum hocaya. Bu şunun delili olabilir. Aynı anda değişik ekolden farklı ekipler aynı anda girişmişlerdir yapıya. İşte yapının bir köşesini işte Ahmet Usta'nın ekibi, o Ahmet Usta'nın armasıdır. Bu taraftan başkası. Çünkü bu kadar kısa zamanda bunların yapıldığını, yapılması ancak böyle birçok çoklu ekibin iyi bir organizasyonla. Şimdi Mimar Kasım'ın olduğu muhakkak. Yani o kesin. O kesin. Ve birkaç ayrı ekolden ayrı ekibin aynı anda bu işe giriştiklerinin göstergeleri orada. Doğru. Tabii o armaları bir damga olarak da değerlendirmek lazım. Yapı planı da yoktu benim için. Nerede? Tabii öyle bir şey yok. Evet. Yok.